Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Evet, 24. mektubun geçen hafta ilk bölümünü yaptık dersi. Malum geçen hafta 24. mektubun birinci makamındaki kısmı okuduk ve oradaki bazı şekillerimizi izah etmeye çalıştık. Ben şimdi isterseniz hemen şeyi açayım. O bizim 24. mektubun şeyini, genel hatlarıyla olan kısmı. Bir önceki derste birinci makamda ikinci remizi okuduk. Ve bu ikinci remizin şema haline gelmiş halini izah etmeye çalıştık. Geçenki dersimizde neydi en öne çıkan şeylerden birisi? Dahi ve muktezi, ille-i gayeyi izah etmiştik. Hatırlarsanız. Bu dahi ve muktezi nedir? İlle-i gaye nedir? Bunları gördük. Ki 24. mektup bu dahi, muktezi ve ille-i gaye üzerine kurulmuş. Birinci makam dahi ve mukteziyi anlatıyordu. İkinci makamda gaye ve faydeleri anlatıyordu. Yani ille-i gaye kısmıydı. 24. mektup. Ana haritası bu. Ana haritası bu. Geçen haftayı yaptığım bir özet yapmış olalım diye şey yaptım. Çok önemli. Ondan sonra hatırlarsanız dahi ve muktezi neydi? Muhabbet, iştiyak, lezzetti. Yani bu sevk eden sebep. Nasıl ki bir yemek yemek için iki türlü o yemeği bize sevk eden şey vardı. Birincisi iştiyadan gelen bir lezzet, bir iştiyak onu yemeye sevk ediyordu insanı. Buna dahi ve muktezi deniyor. Muhabbet, iştiyak, lezzet şeklinde izah ediliyor. Dahi ve muktezi. O yemek yemenin diğer bir sebebi de sonuca bakan sebep diye ifade ettik. İlle-i gaye. Yemeğin neticesi nedir? Vücut beslemektir. Hayatı idame etmektir. 24. mektuptaki sualin cevabı da dahi ve muktezi ve ille-i gaye'yi anlatır şekilde ifade ediliyor. Birinci makamda dahi ve muktezi kısmen bazı gayeler ama esas gayeler de ikinci makamda okuyacağımız şu ikinci makamdaki beş işarette anlatılıyor. İnşallah bugün bu beş işareti ifade etmeye çalışacağız. Biraz zor yani hani şeyi içerisi inşallah bakalım elimizden geldiği kadar. Yani zaman bakımından mı zor yoksa zamanı da biraz nasıl yapacağımı düşünüyorum. Çünkü beş işareti de okumadan bu böyledir desem havada kalacak. Biraz okuyarak metinden gitsek ne kadar yetiştiririz bakacağım. Yani birazcık bir iki işaret bakalım duruma. Tamam o zaman ha. Yani normalinde git. Bir ders daha bakarız abi. Bir ders de veririz sana. Evet, tamam. Hiç sıkıntı olmaz. Çok iştiyaklı gördüm cemaati. Çok iştiyaklı. Bir ders daha yok. Hepsi ittifak. Osman da iştiyaklı. Kapıdan iştiyaklı sadece. Harun öyle. Bütün hafta uğraşıyorum ben şimdi. Çalışıyorsun değil mi? Çalışıyorum. Neydi? Demiştik. İki yıl önce. İki yıl önceki bitmişti. Hani o günden bugün hani o gün konuştuklarımız, yazdıklarımız ne dedik, nasıl bir yani ilişki kurduk öyle filan zor oluyor. Mevzu da zor zaten. Yani ana hatlarıyla nedir? İlle-i gaye ve dahi ve muktezi mevzusu. Biz dahi ve muktezi'yi muhabbet, iştiyak, lezzet noktasında okuduk. Yani ikinci remizdeki kısmı okuduk ki işte şefkat, muhabbet, şevk, surur, lezzet şeklinde, iftihar, memnuniyet şeklinde giden şunatlar vardı. Dahi ve muktezi tarafında onlar vardı. Hatırlarsanız biraz daha hızlıca gideyim madem. Şöyle üstünden geçelim. Sen geçebilirsin abi. Sen bir şey aç. Sen kameraya takın. Benim arkadaşlarım. Bu zaten yeter şey. Evet. Hatırlarsak geçenki dersimizde nasıldı? Üstad bu şeyin masnuatının kainattaki mevcudatın niçin var oldukları ile ilgili sorduğu soru da kendisine sorduğu soru da ilk önce mektubu Rabbani olduğunu bunun bir sene yettiğini bu gayenin daha sonra o masnuattaki sanatlar gözüktüğünü bu sanatların harikulade olmasından dolayı sadece zihşura bakmadığını mektuptur zihşura bakar o masnular böyle bir gaye gördü bu gaye bir sene yetmişti. Daha sonra sanatlar gözüktü, sanattaki harikalar gözüktükten sonra zihşurun buna tamamına ıttıla olmaması, bunu ihata edememesi nedeniyle bu gaye kafi gelmedi dedi bir sene. Daha sonra diğer o masnu bir aynedir Cenab-ı Hakk'ın cemal ve kemaline, kemalat sanatını, kuş esmasını, rassal hikmeti.
peder rahmetini Cenab-ı Hakk'a arz eder onun nazarına dedi. Sahnine bakan gayeler var dedi. Bir hayli zaman bu gaye kafi geldikten sonra kainattaki hassiz faaliyet, nihayetsiz yeniden yeniye yapılışı gördükten sonra bu sanatlar sanatlı olması tamam ama yeniden yeniye ne, niye Cenab-ı Hak bunları tekrar tekrar yaratıyor? Sani baktı cemaline, kemaline, gördü, yeter. Niye tekrar tekrar bunları yapıyor sorusuna cevap bulamadığı için bu gaye de kafi gelmedi dedi. O zaman ne dedi ifadede? Bu ikinci remizdeki dahi ve muktezi ve gelecek işaretlerdeki gaye ve faydeler dedi bu nihayetsiz yeniden yeniye yapılışın hikmeti o şekilde tavuk ediyor dedi. Bir, işte şefkat, muhabbet, şevk, sürur, lezzet artı memnuniyet ve iftihar şeklindeki şunattan dolayı bu kainat hassiz bir şekilde yaratılıyor. Buyurun. Ya okunamıyor da ha. Böyle sığmaktansa büyütsek okusak yani. Büyüse mi küçülse mi? Ama tarif ediyor. Yani okunuyor şey. Ha yani. Tamam yani biraz uğraştır yakınlaş uzanlaş şey yaparız. Daha fazla zorlanırız. Ben hani geçen haftadan hatırlatmak için burayı hatırlamışsınızdır. Ve gelecek işaretlerdeki gayeler bana gösterildi dedi. Biz ne yaptık? Bu taraftaki bu şeklin detayına işte şunatlar, istidatlar, kuvveden fiile çıkması vesaire bu şekli biraz daha ilerlettik. Oradaki kısmı anlattık. Gelecek işaretlerdeki kısmı da bugün inşallah yapmaya çalışacağız. Oradaki anlatılanlar nelermiş? Böyle bir şeklimiz vardı. İşte Cenab-ı Hakk'ın zatından şunatı, şunat esmaya teveccüh ediyor. Esma da eşya olarak cilveleniyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak sanatının masnuattaki cemal kemaline nazar ediyor. Aynı şekilde şuur da bunu mektup olarak eşyayı görüyor. O da kendisi küllileşiyor. Bu esmayı eşya olarak görürken de kendi de küllileşiyor. Ne zaman esmayı eşya veya eşyayı esmanın cilve cemal nakşını gördüğü zaman şuur çıkıyor kişide. Evet, evet şuur çıkıyor. Zaten bunun yapısı da mecul demiştik. Cenab-ı Hakk'ın zatının bir mecbulü şeklinde ya ene şeklinde ifade edebiliriz dedik. Bu şuur, zişur dediği için o ifadeyi kullanmıştık zaten. Mektup şekli zişura bakıyor. Aynı Cenab-ı Hakk'ın zatına bakıyor. Cemal kemaline daha ziyade. Ama nihayetsiz harekat ve tevettülat neyi getiriyordu? Bu sabit bir eşya değil, bu eşyalar devamlı yenilenen bir eşya şeklinde tekrar giriyor mevzuya. O zaman bu da memurluk, vazifedarlık kısmıdır. Bu nedir demiştik? Tekellümat-ı tesbiye ve sessiz kainatı Cenab-ı Hak konuşturuyor. Yani konuşan bir ayna veyahut da muhatap olan bir ayna şeklinde, tesbih yapan bir ayna şeklinde dönüşüyor. Şunat da ne yapıyordu? Şefkat, muhabbet, şevk, sürur, lezzet. Esma'ya teveccüh ediyordu. Eşya yaratıldıktan sonra da istidatların, mahlukatın istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden ve onların memnuniyet ve kemallerinden memnuniyet ve iftiharın mukaddes çıkıyordu. O da Cenab-ı Hakk'ın zatına tekrar dönüyordu. Böyle bir şeklimiz vardı. Bu dönüş Esma'nın eşya olarak cilvelenmesine, gözükmesine netice veriyordu. Cenab-ı Hakk'ın bu döngüsü devamlı bir şekilde, nihayetsiz bir şekilde yaratılmayı iktiza ediyordu. Yani ben orada biraz çok izah edildiği için çok böyle detaylı anlatmamaya çalışıyorum. Evet. Üstünden geçeyim diye. Şimdi konumuz, şimdi ikinci makama geçtik. Şimdi neyi anlatacak? Dâi ve muktezi kısmen anlatıldı. Şimdi ille-i gaye kısmı dediğimiz ikinci makamı okuyacağız. Şimdi ikinci makamda İkinci makamda bir mukaddeme ve 5 tane işaret var. Bu mukaddeme, bu 5 işaretteki mevzuyu anlamak için üstad ölçüler vermiş. 2 tane, 2 mepas var mukaddemede. Önemli çünkü üstad 5 işarette genel hep temsilat kullanmış. Temsil ve kısmen bir hakikat veriyor. Çünkü mevzu çok ince. Cenab-ı Hakk'ın zatına veyahut da uygun düşmeyecek ifadeler gelebiliyor veyahut da hani ifade etmek zor olan mevzular olduğu için üstad temsilat yolunu
tercih etmiş. Burada da bize şu an bu birinci mepasta temsilat konusu anlatılıyor. Ben de bu konuları böyle biraz başlık halinde ifade etmek gerekiyor. Çünkü konuştuğumuzda eğer vaktimiz inşallah yeterse kullanılacak ifadeler biraz zorlanıyorsun. Yani peki bu misalde böyle diyor, şimdi Cenab-ı Hak için nasıl diyeceğiz bunu gibi. Ama üstad ne yapıyor? O misalde, o temsille bizi o hakikatlere yakınlaştırıyor. Zaten burada da şimdi ondan bahsediyor. Temsilat, şunat-ı rububiyeti rasat etmek için birer sölük küçük dürbün devindendir. Şunat-ı rububiyeti rasat etmek için... Temsil. Evet, temsilat. Yani üstad burada beş işaretli temsilatı kullanıyor. Bu temsilat noktasından da şu an ölçüleri veriyor. Böyle bakacaksın mevzuya diyor. Bakmazsan hata edersin bu temsillerle. Çünkü temsil, evet, temsil de dürbün devindendir diyor. İkincisi şuna... O zaman dürbünle gördüğünü karıştırın. Evet, gördüğünü ne kadar kendinde gerçekle şey yapabilirsin. Çünkü çok uzaktaki bir şey görüyorsun. Ne diyor? Sönük küçük bir dürbün devindendir. Yani, rasat ediyorsun. Yani dürbünün kendisi görmek içindir. Görmek o değildir. Değildir, evet. İki, şunat-ı rububiyetin hakikatını tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz, fakat baktırabilir. Yani o zaman biz mikyas etmeyeceğiz burada. İhata da ettiğimizi düşünmeyeceğiz. Yani bunu anladık, bu öyledir. İhata edemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Baktırabiliriz. Şimdi biraz eğer okuduklarımızda ben diyeceğim, bak yani hatırlarsanız böyle demiştik temsilatta, böyle bakmamız lazım. Değilse yanlış manalar çıkıyor. Üstad da zaten çok böyle ustaca, şöyle misalle geçmiş, şeyle hafiften şey yapmış, böyle mevzu ince olduğu için hakikaten. O zaman mikyas yapamayız, ihata edemeyiz, hakikati direkt tutamıyoruz ama baktırabiliyoruz. Bu misaller bu noktada bize fayda verecek. Lezzet, sürur ve memnuniyetin bizce malum manaları şunat mukaddeseyi ifade edemiyor, fakat birer ünvan mülahazadır, birer mirsat-ı tefekkürdür. Nedir? Ünvan mülahaza, birer mirsat-ı tefekkür. Lezzet, sürur ve memnuniyetin bizce manaları. Bizde bir manası var ama bu manalar nedir? Şunat-ı mukaddesi ifade etmiyor. Ama bir ünvandır. Ünvan olarak yapacağız. Bir mirsat-ı tefekkürdür. Sadece tefekkür etmek için. Bendeki lezzet, bendeki yani sürur. Yani ünvan neydi? Su karneyi mesela hatırımıza geliyor veya Hızır. Üstad bunlara ünvan diyor. Bu sıfatlara hais olursan onun sıfatı hakikati sende ortaya çıkıyor ama o olmuyoruz. Temsilat tabii. Evet. Hemen devam edeyim çünkü şeyler uzun beş işaret. Muhit azim bir kanunu rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle rububiyetin şuunatında o kanunun hakikatini ispat ediyor. Bize ne yapacak? Muhit azim bir kanunu rububiyet var. Onun küçük misalde ucunu gösterecek. Biz de oradan o kanunun hakikatini ispat edecek. Yani bize aslında ucunu gösteriyor. Abi azim bir hakikat var. Ekser sözlerde, ekser temsilat, böyle kanunların uçlarını birer cüz'i misale göstermekle müddea da aynı kanunun vücuduna işaret eder. Müddea da aynı kanunun vücuduna işaret edecek. Madem temsille kanunun tahakkuku gösteriliyor, yani biz o zaman küçük bir kanunu yakaladığımız zaman bu kanunu aslında götürüp daha şeylere, yani o ucunu gösterip bir belki bir çiçekte, zaten burada örneklerde veriyor. Kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştirirse diyor. Zerreyi mevlevi gibi tahrik ederse aynı kanunla küreyi arzı tahrik eder diyor. Bedendeki hücrelerin zerrelerini tamir tahlil ediyorsa aynı kanunla küreyi arzı işte senin bağın yeniler diyor. Bu örnekleri veriyor burada. Yani biz de o zaman bu vereceği ölçü aslında bizim büyük bir kanun rububiyete doğru gitmemize vesile olacak. Biz oradan onlara gitmeye çalışacağız. Dersin sonunda da zaten bu şekilde bir şeyimiz var. Yani bir kanaatımız var. Böyle bu misallerden birbiriyle olan ilişkisini ifade edeceğiz inşallah. Madem temsil dedik, kanunun tahakkukunu gösteriyor, tahakkuku gösteriyor. Bürhan mantiki gibi yakini bir surette müddaayı ispat eder. Yani temsille kanunun varlığı ispat ediliyor. Ne yapıyor? Temsille kanunun tahakkuku var olduğu gösteriliyor. O zaman bir bürhan mantıki gibi, yani mantıki bir bürhanmış gibi o temsiller bize ne yapıyor? O müddiayı ispat ediyor. Sözlerdeki ekser temsiller birer bürhan yakini, birer küçeti kata hükmündedir. O zaman aslında temsil ama
şeyde ne? Bir bürhan yakini, bir hüccet katı aslında. Niye? O kanunun ucunu gösteriyor. Kanunu vücuduna işaret ediyor. Yani sadece temsil diye, temsilde kalmamak gerekiyor. Temsil kendisi ne yapıyor? O kanunun vücuduna işaret ediyor. O da bizi ne yapıyor? O zaman temsil bir hikaye olsun mevzusu değil. Bürhan yakini, hüccet katı. Çünkü Kur'an'da 16. surenin 16. ayetinde belirleyen mesele en iyi misal Allah verir diyor. Allah bir delillemede kullandığı bir yöntemdir. Evet. Yani o zaman yani o misaller bizim için önemli. Zaten evet. De bu beş işaretteki kullanılan misal hakikatları zaten şekil haline dökmeye çalıştık. Oralardan da bahsedeceğimiz bir 10 tane meyve var. O 10 meyveyi bulmaya çalıştık yani burada. Zaten sonunda da bir hepsinden ne anladık gibi böyle bir de bir kanaatımız var artık. İnşallah doğru bir şeydir, tespittir. Kur'an'ın 40 icazı var. Bir tanesi de bu. Bu yöntem. Evet. O zaman temsilatı anladık. Çünkü burada temsillerle yürüyeceğiz. Ben bazen dönüp buraya olmasa atıf yaparım. Bak böyle demiştik. Yani ona göre bakmamız lazım diye söylemek gerekiyor. İkinci mepas. Metni okumadım birinci mepasın. Yani şekiller dönüştürdüğümüz için. Ve madde verdiğimiz için. Şimdi ikinci mepasta da bir ağacın ne kadar meyveleri ve çiçekleri var. Her bir meyvenin, her bir çiçeğin o kadar gayeleri, hikmetleri var. O hikmetler üç kısımdır. Burada da bize bir ölçü veriyor. Beş işarette bu ölçüyle bak. Çünkü başka türlü anlaşılmıyor, iş karışıyor. Çünkü muğlak mevzular var. Üstad birinci mepasta, mukaddemede temsilatı anlattı. Nasıl bakacaksın bunları? Temsilleri nasıl değerlendirmen lazım? İkincisi de bu beş işaretteki o gayelere nasıl bakılacak? Üstad bir ölçü hemen veriyor. Diyor ki o yani her bir şeyin, her bir meyvenin gayeler, hikmetler var. Bunların üç kısımdır dedi. Ve biz bu üç kısımdaki ayrılmış şekle göre beş işarete baktık. Nasıl? Meyve çiçeğin saniye bakar gayeleri var. Esmasının nakışlarını gösteriyor. Zişurlara bakar. Buradan şuradan hemen okuyayım. Esmasının nakışlarını gösterir. Bir kısmı zişurlara bakar ki onların nazarlarında kıymetler mektubat ve manidar kelimattır. Zişurlara bakar. Kıymetli mektubat. Manidar kelimattır. Bir kısmı da, üçüncüsü de nefsine, o meyve veya çiçeğin nefsine, hayatına ve bekasına bakar. Ve insana faydalı ise, insanın menfaatine göre hikmetleri vardır diyor. Bu, o zaman biz bu beş işarette bu ölçüyü hep kullanacağız. Saniye bakan hikmeti mi var, zihşure bakan hikmeti mi var, nefsine, hayatına, bekasına bakan hikmeti var diye bakacağız. Soru neydi hatırlarsak 24. mektubun başındaki soru neydi? Hatırlıyor muyuz? Evet. Nasıldı? Rahman, Hakim ve Vedud isimlerinin ifade ettiği manaları kainatta zıttıyla yaşanıyor. Nasıl olur gerçek anlamlarını? Yani nasıl tevfik olur bunlar? Nasıl uyum sağlayabilir? Evet, nasıl uyarlama? Orada da bir detay vardı hatırlarsak konuştuğumuzda. Hadi insan için saadet ebediye gittiği için bunu hoş görelim. Yani insan ebedi saadete giriyor. Burada meşakkat, sıkıntı, ölüm, mevt vesaire çektiyse ebedi saadete gideceği için hoş görelim. Peki nebatat ve hayvanat için bu hakikat yani Vedud ismi varken, Rahim ismi varken, Hakim ismi varken nasıl bunlar bu kadar meşakkat çeker, sıkıntılara düşer? Bu isimlerle bu şeyler nasıl olur diye sormuştu. Yani insan için bir derece ifade var ama nebatat ve hayvanat için bu isimlerdeki tevfik nasıl olabilir? Nasıl birbirle uyabilir? Zeval, firak, o çektikleri meşakkatler nasıl izah edilebilir diye sormuştu. Biz de ne demiştik hatırlarsak? Bir, burada aslında mevcudat için nebatat ve hayvanat noktasından bakıyor, sistemi anlatıyor ama insanı da merkezinde hep zaten ifade etmiş oluyor. Yani olayın daha en tabanından, yani nebatat ve hayvan için bu kainat sisteminin nasıl var olduğu, nasıl bir kabili tevfik olduğu, işte o esmalarla, hikmetleri, gayeleri neden olduğu, bunların ahirette nasıl şekilde bekalarının olduğunu burada anlatacak. Ki bu sorunun cevabı, bu yani onun için burada nefsine, hayatına, bekasına bakan kısımları bu beş işarette göreceğiz. Niye? Soru çünkü öyleydi. Yani bu çiçek, bu meyve, bu ağaç, hayvanat nasıl bir karşılık bulacak da bu meşakkatleri çekiyor? Bu esmalar buna izin veriyor. Bu esmalar izin veriyorsa bu şekilde o zaman bir sistem var arkada. Onları da içine alıyor. Yani biz hep insanlar devam edecek şeklinde bir şeyimiz var ama burada nebatat ve hayvanat mevcudatın da alemi bekada
nasıl devam edeceğini ifade ediyor. Burası o noktadan ilginç. Hani pek külliyatta da pek ifade edilmediğini ben görmedim yani. Bu tarafı da anlatılmıyor. Yani insan için var ama şeyler, en fazla bildiğimiz ne var? Bazı hayvanat nevi cennette istimal edilecek, değil mi? Her bir şeyden orada temsilcisi bulunacak. Onların şeyinde bekası devam edecek şeklinde biliyoruz yani. Değil mi? Ben de öyle biliyorum yani. Benim bildiğim, burayı okumadan önce, burayı düşünmediğim zaman sadece o bilgi var ama bütün mevcudatın aslında alemi bekada bir şekilde bu sistemi tamamladığını burada ifade edecek. Devam etti. Evet, devam ediyor. Hakikati devam ediyor. Hakikati devam edecek şimdi. Bunlar hani o detaylar beş işaretle de böyle gidiyor. Orada hani göreceğiz. Onun için nefsinin hayatına, bekasına bakan kısmı bu işte daha kritik gidiyor. Çünkü soru zaten bunu soruyordu. Burayı soruyordu. Niye bunların, yani ne faydası, nasıl bunları şey yapacaksın, nasıl ifade edeceksin? Ölüp gidiyorlar, yok oluyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Bunu, onların da bu sistemde kendilerine göre bir menfaati var. Hayatı ve bekası var. Burada bu anlatılacak. Evet. Meyve, sembol, simge olabilir mi? Meyve, çiçek. Tabii meyve, çiçek. Sembol ama hani soruya da bakarsak nebatat ve hayvanat diye sorduğu için aslında en alttaki şeyi soruyor. Yani bir meyve çiçek için bir de bunu nasıl düşüneceğiz? Mesela hani bir meyve, bir çiçek, mesela çiçeğin ömrü belki 2-3 ay, 2 ay, 1 ay veya bir hafta bile olanlar. Değil mi? Yani hayvan mesela daha uzun ömürlü ama meyve çiçek belki daha kısa olduğu için belki onu tercih etti. Ama beş işaretle göreceğiz şimdi. Hep misali verecek bir hakikat kısmı da olacak. Şimdi şeyi anladık. Üç kısım bakan şey var ve biz bunlarla bakacağız. Bu işaretlerin devamında da şimdi bu ifadeler de önemli değil. Onun için burayı da onda ben işaretlere başlamadan önce bunu da alayım dedim. İşte bu beş fıkrada, Arabi beş fıkra var. Üstad bunları yazmış Arabi şekilde tek cümle halinde. Ve Üstad burada bu beş Arabi fıkranın izahını yapmış. Bu mevzularda bu işaretler bunların içerisine geliyor. İşte bu beş fıkrada, yani Arabi olduğu için oraya yazmadım, gelecekte bahsedeceğimiz işaretin esasatı var. Evet, her bir mevcut, hususan zihayet olanların beş tabaka ayrı ayrı hikmetleri ve gayeleri vardır. Beş işarette beş tabaka hikmetleri ve gayeleri vardır. Nasıl ki meyveler bir ağaç, birbirinin üstündeki dalları semere verir, öyle de her bir zihayetin beş tabaka muhtelif gayeleri bulunur ve hikmetleri var. Ey insanı fani, senin cüz'i bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını, meyvedar bir şecere-i bakiye inkılap etmesini ve beş işarette gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmişsin istersen, hakiki imanı elde et. Burada on tabaka meyve, on nevi gayeyi izah edecek. Her bir işarette ikişer tane var. Biz onları yani öyle bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu on tabaka meyve ne yapıyor? O mevcudat için ve insan da insan için de geçerli. Ve bir insanın fani, senin cüz'i bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını meyvedar bir şecere-i bakiye inkılap etmesini, beş işarette gösterilen on tabaka meyve, on gayeyi elde etmesini istersen hakiki imanı elde et. Demek ki çekirdeğin ağaç olması için hakiki iman lazım. Tabi bu inşallah burada izleyecek. Yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber o çekirdek içinde sıkışıp çürüyeceksin diye bu mukaddeme bitti. Şimdi işarete geldik. Beş işaretten birincisi. Şöyle ben hemen sonrasını da izah edeyim. Oradaki geçen misali, misalin hakikatını ve nefsine, hayatına, bekasına bakan gayesi, zihşurlara bakan gayesi burada zikredilmiş. Bunu zikrettik. Bu metinden bunu çıkarttık. Bu o birinci işaretin özeti bu. Ama burayı bir yani okuyarak gidersek biraz müzakere etmiş oluruz. Ama sadece ben oradan ifade edersem muhtemelen çok fazla hani anlamak zor. Çünkü metini okudukça anlaşılır. Şey, anlamadıktan sonra bir kıymeti yok. İstersen haftaya da gene sen ya. Çünkü anlayamaya giderim. Şöyle, her bir işareti bir ders yaparız mesela. Ne güzel olur. Gibi de olabilir Gafurada. Yani bir başlayalım bismillah. Birinci işaret. Fe'e bölen bitevettülatü ta'yünatil itibariyeti ma'istihfazil ma'anil cemileti vel hüviyetil misaliye. Fıkrası ifade ediyor ki bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi ademe fenaya gider fakat ifade ettiği manalar baki kalır,
mahfuz olur. Hüviyet misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi alem-i misalde ve alem-i misalin numuneler olan elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın numuneler olan kuvve-i hafızalarda kalır. Demek bir vücudu suri kaybeder, yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanır. Şimdi burası bir hani şeyin olayın özetini anlattı. Burada meseladan itibaren bir temsil verecek. Temsil hakikati ve en sonunda gene konuyu anlatacak. Burada şimdi birinci ne anlatıldı? Bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi ademe gidiyor. Fakat fenaya gidiyor. Fakat ne var? Bir, ifade ettiği manalar. İki, hüviyet-i misaliyesi, sureti ve mahiyeti kaydediliyor. Demek bir vücudu kaybediyor ama yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanıyor. Ne var şeyde? Bir mana, ikisi de, ikincisi de hüviyet misaliyesi, sureti ve mahiyeti alem misali, alem misali numuneli olan elvah mahfuzada ve elvah mahfuzada numuneli olan kuvve-i hafızalarda kalır. Demek bir vücudu suri kaybeder, yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanır. Hemen burayı anlamak için isterseniz şu şeklimizde var. Ne yapıyor? Bir hüviyet suret ve mahiyetten bahsetmişti. Hatırlarsak. İfade ettiği manalar ve hüviyet suret ve mahiyeti demişti. Hüviyet ve suret, mahiyet-i maneviye ve mahiyet-i maddiye şeklinde bunu ayırdık. Mahiyet-i maddiye ne? O maddi olarak onun devamını sağlayan şey tohum ve çekirdek şeklinde o meyve veya şeyin tohum ve çekirdek şeklinde devam ediyor. Mahiyet-i maneviyesi ise onun manası akıl ve ruha kaydediliyor. Hüviyet ve suretlerde elvah mahfuza ve kuvve-i hafızaya, onlar da alem misale kayıtlar yapılıyor. Akıl ve ruh olan ise alem ve ervaha kayıtlar yapılıyor. Böyle bir, yani birinci işaret bu sistemdeki, bu kainattaki kayıt, nasıl bir kayıt sisteminin olduğunu anlatıyor. Her şey nasıl kaydediliyor? Bir de anlatmamıza şunu. Şimdi ben geri gitme. Ha, bunu biraz da ben metinden sonra anlatacaktım ama hani oradaki kısmı anlamamız için. Şöyle bir hemen metne döneyim ki şu neyi ifade ediyoruz. İfade ettiği manalar, hüviyet-i misaliyesi, sureti ve mahiyeti dahi işte alem-i misali numuneler olan elvah-ı mahfuza, mahfuzanın numuneler olan kuvve-i hafızalarda kalır. Kısmının ve bu aşağıda da zaten şunlar gene izah ediliyor. Bunun şekli şu şekilde. Bu etvar-ı hayat dediğimiz ileride metinlerde gelecek. Buna etvar-ı hayat diye ifade ediyor. Bütün var olan her şey, mevcudat, nebatat, hayvanatın her hali, her tavrı kaydediliyor. Cenab-ı Hak milyonlarca kez her şeyi kaydediyor. Bunlar nasıl kayıtlar? Hüviyet ve suret şeklinde. Bunlar elvah-ı mahfuzada, kuvve-i hafızada kaydediliyor ki bunların depolandığı yer alem misal. Mahiyet-i maneviyesi de manası akıl ve ruhlara kaydediliyor. O da alem-i ervahta depolanıyor. Mahiyet-i maddiyesi de tohum ve çekirdek, onu da biz metnin içerisinde ifade ettiği için yani mahiyetini maddi bir mahiyet ve manevi mahiyet olarak ayırdık. Tohum ve çekirdek olarak bir çiçek öldüğünde belki yüzlerce tohuma kendi mahiyetini iletiyor. Maddi bir şekilde de şeyi devam ediyor. Kendisi devam ediyor aslında. Çocuklarıyla gibi. Mesela nasıl ki bir sahibinin tabına medar olan matbaa hurufatına özür dilerim. Evet. Hızlı gitmeyesin diye, evet. Herkes anlasın diye tamam. Ben müdahale etmek zorundayım. Tamam, olur. Asıl abiciğim, şimdi ben bir elmayı yedim. Bir elmayı yedim. Elma bir bitki, bir ne diyorlar? Nebatat. Nebatat olmaktan insan olmaya inkılap etti. Seviyesini yükseltti. Ve benim vefatımla birlikte insan özellikleriyle ahiret alemine gidecek. Değil mi? Şimdi bir meyveyi benim yiyerek vücuduma almam ile izleyip tefekkür ederek hafızama almam arasında bir fark yok gibi düşünüyorum. Yani bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Yani hakikaten bu sanki yok olmadığı düşüncesini bende uyandırdı. Yani hafızayla gitmesi. Hafızaya kayıt olarak gitmesi. Sana soruyorum yani. Evet. Ama sana bir dedi de yani. Yani hafızayı alma ile bedene dönüşmesi aynıdır diyor. Aynıdır. Aynıdır diyor. Yani şimdi onu nasıl?
Aynı şeye değil. Gel abi orada. Yani görerek... birisinde farklı bir kayıt var. Yani birisinde bir dönüşüm var. Yani insan mertebesine çıkıyor. Diğeri de insan mertebesine çıkıyor. Şimdi ben aldığım lezzet vücudumda bir tek beyinle biliyorum. Mesela şu beynim olmasa benim, dokunduğumu da hissetmeyeceğim, gördüğümü de hissetmeyeceğim, kokladığımı da hissetmeyeceğim. Yani bunların tamamı beyinde sadece enerji. Hafıza da aynı şekilde aslında. Zaten direkt otomatik oraya gidiyor. Yani elmalar beyni besliyor diyor. Yani hepsi beyinde bir noktada nihayet, bir yerde toplanıyor. Peki, yani dolayısıyla... Peki, şöyle soru sorsa sana. Şimdi flash belleği bilgisayara taktın. Hı hı. Ekranda film çıktı. Şimdi bu film flash bellekten çıktı. Deseler ki flash bellekte böyle resim olarak mı var? Gösteremez. Yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Hasan abi. Onunla alakalı şöyle düşünüyorum. Şimdi öyle bir disket düşünün ki veya diyelim sizde öyle bir kabiliyet var, öyle bir göz var ki ha flash diski bilgisayara takarak orada izliyorsunuz, ha flash diski izleyerek yani direkt kendisine bakarak oradakini fark edebiliyorsunuz. Peki şöyle. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Peki bu beden esmanın nesidir? Cilve, cemal, cemal, sanatı. Evet. Eğer ikisi eşit olursa bir kere tepeden şu kayıp oluyor. Esmanın cilve, cemal, nakşı, sanatı olarak en kesif haliyle arştaki esma ikisi arasındaki meratikte nihayetsiz hakikat mertebesi yok mu? Evet abi. Şimdi sen diyorsun ki buradaki esmanın mertebesiyle bunun yazılım şeklindeki mertebesi aynı. O zaman esmanın meratik ortadan kalkıyor. Bu bir esmanın, aynı esmanın mertebesi. Mesela çiçek olarak gözüküyor. Onu ben hafızaya aldım. Veya elma. Elma gözüküyor. Ben onu, bak gözüküyor işte. Ben onu yedim. Et ve kemik oldu. Evet. Bir de onun hakikatını ben tefekkür ettim. O da hafızaya gitti. Yani esmanın meratiplerine ne deniliyor her bir merte? Hakikat. O zaman bir taayyunun esmanın taayyunu ve teşahhusu buradan en kesiften başlar ta arşa kadar meratip yok mu? Evet. O zaman bu esmanın elma halindeki esmanın meratibiyle bedene dönüşmüş meratibi farklı olduğu gibi bedeni şuur eden dima ki dili de yok o mertebesi de farklıdır. Esmanın meratibi müsaade etmez zaten. Dimaniye var. Olmaz mı abi diyorsunuz? Bak bir daha. Esma meratibi müsaade etmez. Esma o zaman tek boyutlu olur. Nihayetsiz hakikat var. Hakikat neydi? Mesela mulebi. Bunu kırmızı yaptı. Bundan daha kesif, bilmiyorum var mı? Kesif. Ama bunun cilve cemal nakşı sanatı. Donmuş hali, esma. Ama bunun bir de bende hafızamda var. Böyle nihayetsiz aşta var. Bu. Ondan sonra kürste var, nebi mahve ismatı var, kâfnun tezgahında var. Yani esma meratipleri farklı olduğundan dolayı zaten mevcudatın farklılığı esmanın farklılığından ve aynı eşyanın farklı halleri yani elmanın karşıda gözükmesi, yiyip insana dönüşmesi, onu şuur eden insanın anlamlanması bu esmanın meratiplerindendir. O zaman nihayetli dırr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 r
dikim meradikten mi bahsediyorsunuz siz? Sırf mesela değil. Suretindeki sureti bu. Kanuniyeti bende. Her şeyin dört mertebesi yok mu? Evet. Ama yani sureti değişiyor Hasan abi. Yani şimdi yer... Sureti değişmesiyle hakikat otomatik değişiyor. Mesela elma haline gelmeden önce gübreydi. Sureti, o sureti öyle tutan esmanın mertebesiyle elma halini görmüş aynı değildir. Element aynı.
sureti değişince otomatik hakikati değişiyor. Anladım. Eğer sureti değiştiği halde hakikati değişmiyorsa sureti de değişmemiş demek. Değişmemiş demek. Yani burada zaten o suretleri, mesela o nihayetsiz yapılan o kayıt suretlerinin nasıl kullanıldığını anlatacak. Hem manası, işte o elmaydı, ben yedim, artık elmalık bitti. Yani benden sonra artık başka enerjiye dönüştü, bende başka bir şey oldu. O mevzu değişti ama o elmalık şeyi öldü. Ben yedikten sonra... Bana, ben sen o müdahale isti, yani böyle konuşmak veya soru sormak istediğin zaman şöyle anladım. Çok dehşetli bir soru dedim, eyvah. Şuraya atacak şu anda dedim. Ne? Şöyle düşündüm sorunu. Elma elma iken o esmaya mazar. İnsan yedi bunu, elma elmalıktan çıktı. Elma ne faydası var şimdi? Hayır. Osman dedi ki, yani ahirete sermedi manzaralar oluyor. Yani hayvanlar falan dirilecek. Ama bitki hakkında falan yok. Oysa çok var bu noktada bakarsan. Şöyle. Şimdi... Sorsan ki, elma duruyor, yedim, değişti. Şimdi ahirete o elma hangi olarak gözüküyor? Elma olarak mı, ben olarak mı? O elmanın ben yeseye kadar olduğu kısmı elmaydı. Ondan yendikten sonraki o elmalık bitti. Elmalıktan sonra ben insan oldum, ben olarak temsil edilecek. Öyle olur. Çok güzel, evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani öbür türlü iş çok karışır. Evet. Yani karman çorman bir şey. Yani oradan geldi diye, hala o değildir yani. Bitti o. O elmalık hakikati bitti. O hakikati bitti o. Ondan o elbise yani desin. Elmanın ölmesi benim yememdi. Hani toprakta çürümeyle benim yemem arasında pratikte fark var mı? Yok. Yani şimdi mesela ben yedim. Zaman... Beraber yiyelim bak. Bir elmanın yarısını sen yap. Gafur. Ben aynı düşünmüyorum. Aynı düşünmüyorum ama müdahale edeyim isterseniz. Evet bakalım. Şimdi... Hep aynı örneği veririm. Çünkü bu aciz, bu fakir ancak o örnekten anlayabiliyor. Evet. Mesela Hasan abi, elma zaten bitiyor artık. Yani elma artık benim gibi hesap verecek diye bir şey yok. Sen hesap vereceksin. Elma, elma olarak hesabını gene verecek. Sen de insan olarak hesap vereceksin. Elma sana geçtikten sonra daha elma diye bir şey yok artık. Tamam, yani şey elma insan olarak hesap verecek derken yanlış oluyor. Evet tabii yanlış. Aslında... Ha nasıl haşredilecek diye sordum. Şey oluyor. Elma ne aslında Hasan abi? Elma oradaki elementin kendisi mi? O elementlerin bir şekilde bir araya gelmesinden oluşan sıfat mı elma? Ben de uyandırdıklarım var. Yani bir bütünlük, yani oradaki karbon, hidron, işte bilmem nenin bir şekilde birleşti. Onlar mı elma? Onlar elma değil ki. Onlar birleşti, bir tecelliyle bir sıfatlaştı, o elmaydı. O sıfat vardı, o sıfat gitti. Tamam. Ne çıkıyor biliyor musun? Otomatik olarak şu şablon çıkıyor. Dimağda hep kullanıyorduk. Evet. Ne bir şey anlamlandırmak ve bir yere taşınmak için şu şablon şart. Her şeyin bir sureti var, bir kanuniyeti var, bir hakikati var, bir mahiyeti var. Bu bilinmese bundan hiçbir şey çözemeyiz. Hasan abi ben bir de araştırıyorum diye bir şey söylemek istiyorum. Şimdi... Yani elma dışarıda suretidir. Yiyince ben kanuniyeti oldum, Allah'a bakın, ahirete bakan yönüyle hakikat oldum, Allah canibine bakınca mahiyet oldum. Aynı şey. Şimdi burada diyorlar, bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi Adem'e ve Fena'ya gider. Şimdi bu şeyin dersin başında, 24. mektubun başında 3 tane isim vardı. Rahim, Hakim ve Dud. Buna baktığımızda aşağıda bunları açıklıyor. Rahime ruh. Hakime dima, Vedud'a kalp olduğunu söylüyor. Orada da geniş, derin ve yüksek olarak ifade ediyor. Bunların altında da abi Adem'i ruha, Adem ve Mefti, Fena'yı hakim ve zevalde, öbürsünde şeyde de Vedud'da da meşakkat, evet, meşakkat ve musibette kullanıyor. Şimdi bu üçünde, burada bakınca şöyle bir şey çıkıyor. Yani bizim dimada ne vardı? Zeval ve firak. Ruhta Adem ve Mert. Şimdi bizim o zaman bu intisabımıza göre bir kayıp var zaten. Harika. Biz lef-i muhafız. Onu kaldırabilsek de keşke yazsa onu. Yeah. O havada uçup kaybolacak. Kaybolmaz abi. Kayıttan. O bizim derslerde oraya çıkacak. Şey için. Kaldırmayın. Kaldırmayın. Yazmayın ne? Abi. Yazmayın çünkü bizim derslerde ortaya çıkacak. Yok söyleyelim. Hayır başka bir şey değil. Kaldır onu. Evet. Başka bir şey. Başka bu. Yok. Ya tam bölmeyeyim de abi yani. Hayır bana lazım şey. Bak şimdi. Kaldır abi kaldır. Şimdi bak kaldır. Şimdi
Onu çevirir misin? Veya Süleyman. Onu çevir çevir. Sileyim abi. Tamam çevirsin. Ben sileyim iki dakika da isterseniz. Yok yok yok. Abi arkasının da yazıldı. Ben iki dakika da sileyim isterseniz. Tamam silsin tamam dokunun. Bak şimdi bu kavramak adına diyorum ya, kavramların oturması adına. Mesela dimağda ne, ruhta ne, kalpte ne? Evet. O bilinmesi lazım. Bir de şöyle bir şey daha çıkıyor abi. Esma'da veduta esma çerçevesinde bakıyor. Rahime mahiyet çerçevesinde, hakime sıfat çerçevesinde. Yani lef-i muhafız, arş-ı azam ve arş olarak. Evet, Esma'da yani buzda enerjiyi, buzda H2O'yu anlatıyor. Ama buzda anlatıyor bunu. Evet, Esma yani çerçeve. Bu çok önemsediğim için bu. Hani kalıcı olsun diye. Oraya yazar mısın abi? Gafur abi sen yazar mısın? Ama gaziyle nasıl geçeceğim? Yazar mıyım yaz? Şimdi abi şeyde zaten mektubun başında Rahim, Hakim ve Vedud kullanıyor. Rahim, ok çıkar. Ok çıkar, iki tane ok çıkar, bir tane de altına koy. Şimdi onun karşısında değişik kalemle yaz. Rahim neydi? Rahime Adem ve Mevt'i kullanıyor. Adem ve Mevt. Osman bakabilirsin, 24. mektubun başı hemen. Aşağıya, Mevt aşağıya, Mevt aşağıya. Sil silgiyle. Çünkü sen yazacaksın lan, ne dediğini sen yazacaksın. Onu toparlıyorum. Ama tamam. Ondan sonra çentik yap böyle. Şöyle. Adem ve Mevt. Ve onlar Hakim var. Bir dakika, bu kime bakıyordu? Bu, ezberli olmasın. Bu abi ruh. Ruh. Ve arş-ı azam. Başka kalem. Başka kalem. Ya, kalmasını istiyorum. Uçulmasını istemiyorum böyle. Manalar, risale. Mevt, Adem, Zeval, Firak, Musibet, Meşakkat. Evet. Bak, üçü çok... Ruh. Şimdi aşağıya ne abi? Arş-ı azam dedi galiba ama. Ruh. Öyle mi dedi? Yok. Yok. Biz ne geldiğini söylüyoruz. Sonra şey yapacağız. Tamam. Şimdi aşağıya ne abi? Hakim var abi. Hakim aç in aşağıya. O... Rahim'in zevali firak değil mi o sonra? Tabii zevali firak. Hakim. Ondan sonra da Vedud. Biraz çabuk yaz. Çünkü daha çok gidecek mesela yerimiz var. Ondan sonra o kadar mesafemi yaptı. Ha tamam. Bakalım tamam. Şimdi kırmızı ile hakim ne vardı? Zeval ve firak. Ve zeval ve firak. Ya bu zahirde bizim gördüğümüz, akılla bakarsan intisapsız böyle oluyor. Zeval ve firaka mağdur kalacaksın dimayla. Çentik yap. Ondan sonra öteki kalemle yap. Tamam mesela anlaşıldı. Bu dima değil mi? Dima evet abi. Dima. Bak neymiş? Kafada var zeval ve firak. Evet. Hakikatte öyle bir şey yok ya. Yani. Hakikatte yok. Bekaya dönüşmeye biz firak diyoruz. Ne tuhaf mahlukuz biz. Bekaya gitti firak oldu. İntisapsız dima bu. İntisapsız ruh. Tabii. İntisapsız kalp. Evet, intisap yok. Ayrılmış. Adam Merit, zeval ve firak. Musibet ve meşakkat. Musibet ve meşakkat. Bak şimdi o kadar harika her şey. Derin, yüksek ve geniş. Onu da tire yapacağız. Geniş. Hepsini toplayacağız. Tire yapacağız böyle. Mevzuyu toplayacağız şekilde. Çünkü şekil, misan harita gibidir. Usta nasıl kitap ezberlemiş böyle? Sarraflar gidince böyle. Bakarmış şak fotoğraf çekermiş. Kalp mi bizden bu? Kalp. Kalpte artık ne kaldı bir şey kalmadı ki elinde. Bu şey genişe falan bakıyor. Şimdi ruha böyle geniş. Bir çizgi yap. Geniş yaz oraya. Ruh olsun abi. Yan bakıyorum. Geniş. Parmak koy. Bak böyle çizgi yapayım. Bak böyle. Ve düzgün. Yani ruh, çizgi. Geniş, derin, yüksek. Yani. Ha, o kadar değil. Ha, yaz oraya. Geniş. Geniş, geniş. Geniş. Evet. Yeşilin yok mu? Yeşilin var. Yeşilin, bak. Bunlar hep şifre. Şimdi külliyatta genişe bakınca hemen abi. Ha işte, onu şeyler istiyorum yani. Ruha... Geniş yaz, geniş. Geniş. Yani başka geniş, şey yapayım. Aşağı in. Ha. O ruha şey, akıl neydi? Söyle. Akıl şey, derin abi. Derin abi. Öbür ya oraya derin yaz abi, derin. Yani yüzüyorsun, derine dalıyorsun. Ötekisine de... Yüksek derin. Evet. Geniş. Derin. Yüksek. Bak, geniş. Derin. Yüksek. Peki tesadüf var mı Risale'de? Hiç ben uydurup bir şey tabi. Şimdi bunlar bir de esma değil mi abi şimdi hepsi? Hepsi. Ama esmada mahiyeti, esmada hakikati, esmada sıfatı. Peki... Mahiyet de... Rahim'de, Hakim'de abi sıfat, Vedud'da da yaz. Arş. Yaz. Arş...
Mankara'nın yazılımını artık şu yazalım. Baştaki gibi yaz. Genişe, şimdi çizgi yap çizgi. Evet. Tam gibi. Hafif kısa olsun, kısa olsun. Toparlıyor şimdi. Söyle yazsın. Mahiyet. Çünkü ruh olduğu için. Sıfat. Ve esma. Esma. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş. Mahiyet. Sıfat. Mahiyet, evet, sıfat. Sıfat. Var ya, niçin ezber olmasın? Lef-i Mahfuz'da şey yapılmış ya. Esma abi. Evet, sıfatlar oradan esma olduğu için. Niye sıfat, esma, mahiyet diye yaptık? Yani ben anladım, ne diyor oğlum? Esma, sıfat, şunu anlatacağım belki. Hakikati belki. Yani. Niye öyle demiyorsun? Yani böyle bir tasnif yaptın. Esma, şimdi, sıfat, şunu at demen lazım. Şimdi bir tane Rahim ruha bakıyor. Tamam. Aslında kalbi asla bu biraz beni de şey yapmadı. Bu mahiyeti şey sil. Mahiyetin yerine şunat. Şunat. Yok yok onu sil. Hiç ihtiyar. Orayı siler misin? Son maddeleri. Mahiyet. Son maddeleri. Ha? Sıfatları. Ha onları sil. Onları biraz şey yapmayalım. Evet, tamam. Hiç böyle dokunmayalım. Ha buraya kadar dursun. Buraya kadar sahip. Evet. Metin direkt eşlemesi. Ha şimdi bir bakın hele ya. Ne garip değil mi? Hakikaten kafirde rahim yok. Ama şey, örtseydi bir defa değil mi? Bir şey yoksa mı? Ha, işi yap bakayım bir işi. Şu dökünü yap. İyi ya. Yok yok. Tamam gerek yok. Şeyi kapatayım. Ha tamam oldu tamam. Kapatayım. Ha bak. Adem ve Meft ruhlarla kalıp. Şunu kapatayım. Zeval ve Frak dimağlarla kalıp. Kendi insanın aleminde. Musibet şey ve meşakkat kalpla kalıp. Yani böyle gözüksün diye istedi böyle. Geniş. Derin, yüksek. Yani bu kavranması için. Nerede kullanacak bunu? Musibet ve meşakkat var ya. Bu kalptekileri uyandırıyor. Musibet ve meşakkatler kalbi hastaları uyandırıyor. Akıl bilgisi yok ki. Yok. Yani akıl böyle bağırıp çağırıp hastayım falan. Ve demek ki musibet ve meşakkat gel abim gel. Kalptekileri oynatıyor. Zeval ve firak dimağla alakalı şeyleri aktif ediyor. Adem ve Meft artık ne dimağla alakalı ne kalple. Ruhla alakalıdır. Tamam peki. Devam edebilirsin. Evet. Yani istedim ki sen ilgilen. Hep senin şeyinde perden iyidir. Çünkü perde örtmek iken, onu örterken başka bir şey açığa çıkar. Bak, demek ki perde birisini örterken birisini açığa çıkarır. Zaten açığa çıkarabilmesi için onu örtmesi gerekiyor. Toprak çekirdeği örterken içini açığa çıkarmak için. Evet, hiçbir şey de tesadüf. Evet, misalden devam edelim. Mesela nasıl ki bir sahibinin tabına medal olan matbaa hurufatına bir vaziyet, bir tertip verilir. Ve bir sahibinin tabına medal olur. Bir sahife tab edeceğiz. Ona medal olan matbaa hurufatına bir vaziyet veriliyor harflere. Bir tertip yapılıyor. Bir sahibinin tabına medal olur. Ve o sahife ise, şimdi sayfamız yapıldı. Harflerden birleştirildi matbaada. Sayfa yapıldı. Şimdi sayfada ne olacak bakacağız. O sayfa ise suretini ve hüviyetini basılan müteaddit yapraklara verir. Matbaadaki harfler ondan 1000 tane yaprak çıktı o tertipten. Çok güzel oturuyor bu misal. Şun, harfleri bir araya getirdik, matbaa harflerini. Bir tertip yaptık. Bundan 1000 tane sayfa bastık. Tık 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 tık. Ne oldu bu matbaa harflerinin şeyi nereye gitti? Sureti ve hüviyeti sayfalara. O sayfalara gitti. 1000 tane yaprakta var. Tamam mı? Sadece o mu? O da yok sadece. Manalarını ne yaptı? Orada bir mana vardı çünkü o tertipte. Manalarını çok akıllara neşrettikten sonra o matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Bitti. Niye? Amaç neydi zaten?
Amaç o matbaa harflerinin öyle durması değildi. Ondan sayfaların çıkması, 1000 tane baskı yapılmasıydı ve manalarının da insanların akıllarına hitap etmesiydi. Amaç buydu. Biz tabii hep matbaa harflerine bakıyoruz ya, bunlar niye durmuyor yerinde ya? Durması için değildi ki bu zaten. Maksat o değildi. Maksat harfleri, şeyleri çıkartmaktı. Yapraklara gitti, 1000 tane yaprağa gitti. Manaları da akıllara girdi. O harflerin bir araya gelmesindeki maksat zaten buydu. Bu mevcudat harfti. Evet, bu mevcudat harfti. Onun üzerinde akması lazım. Aynen. Yani suret ve hüviyetler yapraklara gitti. Manalar çok akıllara neşredildi. Hem de öyle şeyler oldu ki, yani daha devamında gidecek. Bu matbaadaki bu harflerin bir araya gelmesi manada akıl gibi, akılda bir mana gibi, ruhta kaydedilmiş bir şey haline geldi. Hmm. Nereden nereye terakki etti? Neler oldu neler yani? Şimdi gelecekte onları söyleyecek. Senin Elman'ın durumu işte. Benim Elman'ın durumu diyecektim ama bozayım istemedim. Elman. Demek ki bu, o harflerin dizilmesi neymiş? Maksat bu suret ve hüviyetlerin yapraklara gitmesi. Yani o dizilişi aslında neticesi bunun içindi zaten. Bunları yaprağa aktarılsın. Tabii 1000 tane baskı yapıldı onlar. Yani broşür hazırladık bir tane, 1000 tane. Bir de onu okuyanların her birisinin akıllarına gitti. Akıllar da başka başka şey oldu. O başka bir şeye dönüştü. Yani o diziliş kağıt olarak suretlerde bir başka bir şeye döndü ama akla girdiğinde başka bir şey oldu mevzu. Hem de matbaa harfiyken insanın aklında bir şeye dönüştü. Ruhta bir mertebe oldu. Ruhun içinde bir yer etti. Ruhu başka bir yere götürdü. Aktif ediyor, aktif ediyor. Çok değişik. Dehşet ha yani. Ha bunu daha farklı farklı şimdi 5 şartta gelecek. İşte aynen bunun gibi. Şimdi bu misal, temsil. Yani temsildeki mevzu. Şu mevcudat-ı arziye, hususan nebatiye, kalem-i kader-i ilahi onlara bir tertip, bir vaziyet verir. Şu mevcudat-ı arziye, hususan nebatiye. Bir tane atladın abi o şeyde, okumadın mı kalemi? Kalem-i kader ilahi onlara bir tertip, burayı okumadın mı? Okumadın abi. Neşrettikten sonra o matbaa urfatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Evet, yani değiştiriyor şeyi. Ha, niye? Bitti. Onun amacı oydu zaten. Harfler değişti. Çünkü daha ona lüzum kalmadı. Hem başka sayfelerin tablo lazım geliyor. Vay be. Değil mi? Muazzam hakikaten. Şimdi bunu bitirelim. İşte aynen bunun gibi şu mevcudat-ı arziye, hususen nebatiye, kalem kaderiyle onlara bir tertip, bir vaziyet verir. Harf gibi kullanıyor. Aynen kullanıyor. Bahar sayfasında kudret onları icat eder. Aynı matbaa. Ve güzel manalarını ifade ederek suretleri ve hüviyetleri alem misal gibi alem-i gaybın defterine geçtikleri için hikmet iktiza ediyor ki o vaziyet değişsin. Ta yeni gelecek diğer bahar sayfası yazılsın. Onlar dahi manalarını ifade etsinler. Aynen. Zaten şimdi gelecekte bunlara gireceğiz. Aynen. Nerelere kaydoluyor, yani neler oluyor direkt bu? Direkt sorun cevap yani, burada abi sen. Yani ne şeye aynen geçiyor, neler aynen oluyor yani. Daha farklı şeyleri de anlatıyor şimdi bu çok şey. Süper. Yani mevcudatı kullanarak devamlı yeni tecelliye bir şey yapıyor, kullanıyor. Evet. Ayeti tekniği işte oluyor. Evet. Yani kainat ayeti tekniği. Yani. Bir de harf sayfa zihinlere ya. Peki mana nerede? Mana derde var. Aklında yani ruhta. Ruhta. Bir dakika. Netice mana oluyor. Peki harfleri dizdi. Evet. Onun sayfayı dönüştü mü? Dönüştü. Onu okuyunca insan manalandı. Mana bende. Mana harfte midir, sayfa midir, değil, adamda mıdır? Karşılığını sende buluyor hakikaten. Biraz bizde gibi duruyor. Yani bakarsanız. Ne oradaydı, sizde uyanandı zaten. Mesela. Veyahut da sizin hani hep anlattığımız gibi sende vardı zaten, onu açtın kendini. Kendindekini açtın. Zaten hepsi vardı sende onun. Bu işte mucize buradadır. O harflerin dizilmesinde ve harflerin belirleyen boşluklarında mana orada. Ama buradaki format ayrı. Yani o harfleri kim diziyor? Bizim üst bir akıl diziyor. Yani, gaye ve hikmet gözetiyor zaten. Kalem kader ilahi diyor. Onlara bir tertip verdi. Peki diyor. A, B'yi niye diziyor? Nasıl, niye tezahür? Ha demek ki adamın zihniyeti maddeye dönüşüyor.
şekle dönüşüyor. Harflere dönüşüyor. Orada aslında saniyenin manası gayesi gizli. Anlattığından fazladır. Anlatmak istediğim. Burada var zaten. Ama işin puf noktası bu harfler, mesela mevcudat harftır. Bu manayı harf olarak dönüştürebilmek burada. Mesela şu basit bir şeydir. Ama insanı hayvanlardan ve meleklerden imtiyazlaştıran bir özelliği var. Manayı iman ediyor, kaleme dökebiliyor. Bu korkunç bir şeydir. Biz yazmayı okumayı öğrettik diyor. Nasıl yazdık? Tamam. Allemel Kur'an. Tamam. Kalem. Şimdi o mana saniye, yani kim yazmışsa zihniyet oradadır. Orada. Peki onu sayfaya ve onu okuyan ne uyanıyor? Şu. Ben harf yaptım. Kitaba dönüştü, okudu. İlk yapan zat onu niçin dizmişse bende o uyanıyor. Tırt diye. Aslında sana nakletti onu. O nakletti. Şekilde. Nakleci. Peki Allah'ın Allah'ın tövbe manası diyelim. Allah'ın gayesi nasıl dönüşümle sana geliyor? Nasıl insan bu sistemi kendisi kullanabiliyor? Ya. Hasan abi, bütün gün bunu düşündüm. Gafur abiye de anlattım, şu anda intikal etmedi. Bu sanatla sanatkar. Bu arada bir intisap var. Bu kurulduğu an direkt seni nesebine götürüyor. Kesin. Bunu yapan cennetten getirilen Burak. Tevfik-i İlahi. Bu intisap o. Seni direkt sanattan alıyor, sanatkar. Tevfik-i İlahi varsa. Evet. Yani çok ilginç bu. Allah razı olsun, güzel yakaladınız. Harf. Bu mevcudat. Niye bunun için konuşuyorduk zaten? Niye değişiyorlar ya? Yani konuşalım da, çünkü zaten yapacaksın gene hafta. Çünkü herkes aynı tarafta vuruyor. Niye? Biliyorum çok şey ama çok antika bir tespit bu. Yani bu mevcudat niye değişiyor? Bunun için değişiyor. Şimdi deyince tabii değişmesi lazım. Ben de kurtul daha. Tamam. Tamam, bunun için. Peki bu soruyu soruyor. O bende uyandı. Ne uyandı? Ben buraya baktım. Şu. Demek ki İmam Rabbani Hazretleri de öyle diyor. Ehli bidâ bir kitap yazsa, doğru bir kitap, onun zulmeti ona sirayet eder diyor. Devam. Çok bir saat bizim şey arasına git buradan. Ha? Burada şimdi zaten şunu konuşacağız. Şimdi. Tamam. Yani bunun özeti şu sayfanın. Neydi? Matbaa harflerinden bir sayfa tabi edilecekti. Matbaa harfleri bir sayfa tabi edildi. Suret ve hüviyetini yapraklara kaydetti, manalarını da akıllara kaydetti. Mesela bu şekilde örnek verildi. Hakikatine uyularken nasıl yaptı? Mevcudat-ı arziye ve nebatiye, bahar sayfasında suret ve hüviyetini alem misal gibi alem gaybın defterine, manalarını kuvve-i hafıza. Biz orayı okumadık mı ya? Okudum. Okudun abi. Şurayı bitirdin değil mi? Abi. Ha tamam. Bu da yani bu misaldi. Burada da aynı şekilde bahar sayfasını anlattı. Bahar sayfasındaki mevcudatına, suret ve hüviyetine, alem misal gibi alem gaybın defterlerine. Yani matbu harfleri birleştirildi, ondan işte 1 milyon tane yaprak basılacaktı. Basıldı. Bu yapraklar da baki, ebedi. Yani aslında hani biz hep neye takılıyoruz? O matbu harflerinin o vaziyeti bizim için esasmış gibi kabul ediyoruz. Bu esas değildi, bu araçtı. Üretilen şeyler baki. O 1 milyon tane yaprak üretildi ya, o yaprak kullanılacak bir yerde. Bir şey için üretildi o. Burası orayı anlatacak. Bir de neydi? Manalarını da akıllara nakledecekti. Bir de bunun için yapılmıştı o tertip. O işte varıldı. Yani buradan iki tane şey çıktı. Biz burada ne diyoruz? Bir nefsine, mevcudatın, o bahar sayfasındaki mevcudatın nefsine, hayatına, bekasına bakan bir gaye var. Ne var? Bir vücudu suri kaybeder. Güzel vücudu manevi ve ilmi kazanır. Nasıl kazandı? O yaprak şey, harfler de onlar. Yapraklar adedince vücutları kazanmadı mı o tertip edilen şey? Bir sayfa, iki sayfa. Harfler bir araya gelmişti. Bir taneydi. Öyle değil mi? Hı hı. Tek bir haldeydi. 1 milyon tane yaprak basıldı ondan. O halinden. Ne oldu? 1 milyon tane vücudu ilmi kazandı.
Hem de nerede? Alem-i misal gibi alem-i gaybın defterinde. Ebediyen bekaya buldu onlar. Bekaya gitti. Bekada kullanılacak onlar. Kullanılacak. Şimdi gelecek şeyde sermedi manzaralarda sergüzeşte hayatiyeler yazılacak ve menazir-i sermediyelerde bunlar kullanılacak. Bu kayıtlar. Nihayetsiz kayıtlar. Bunlar da cennetleri oluşturacak. Bizim cennet dediğimiz şeylerin şeyleri olacak. Mesela Ala Sur'un mütekabilin sırrını anlatıyor. Üçte. Ehli cennet bunları mütalaa güzel şey yapacak diyor. Nasıl olacak? İşte sergüzeşte hayatiyeler olacak, ruhaniyata mütalaa olacak bunlar diyor. Her bir şeyde ruhaniyata bunlar girerek cennetleri oluşturacak. Yani bütün bu manzara kayıt sistemi. Hasan abi, ben biraz ileri gittim ki yani ona nerede sorun, ona sorun. Daha Hasan abi söyle. Abi şimdi ruhta zaman yok, mekan yok. Peki ben ruh çerçevesinde baktığımda sermediği manzaralar olmaz mı burası? Ruhla baktığımda. Onu soracağım. Yani cevap verin. Sermediği manzaralar. Evet, aha. Onu şöyle, sermediği manzaraları bir ifade ettiği yer var. Yani ikincide miydi sermedi? İkincide sergüzeşte hayatiyelerin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Üçte menazir sermediyeyi anlatıyor. Sermediği manzaraların nasıl teşkil edildiğini anlatıyor. Hani sen ona kendi bir anlam yükledin, o ona karşılık gelir mi bilmiyorum. Yani ruh tarafından bakılınca menazir sermediye olur mu? Senin mesleğine cevap vereyim, bir hediyecilikle. Evet. Zabıta geldi, bina yapılıyor. Evet. O bakar, ne yapıyorsun? Yani emniyetin aldı mı? Evet. Şeyleri, perdeleri geldi mi? Yaya maniye oldu mu? şey gelir, mühendis gelir. Bakar, uydu mu? Proje uydu mu? Aynı yere bakıyor. Birisi proje cihetiyle bakıyor, anı değişiyor. Ötekisi başka halkın şeyin noktasına bakınca değişiyor. Eğer bu mevcudata ruh seviyesine bakarsan değişiyor. Bilişinde yapıyor birisi. Kalp seviyesine bakarsan değişir. Dimag, çünkü niye değişir? Değişmek zorundadır. O zaman kalp akıl ruh aynıdır. Ona göre hakikat manatı bir nihayetsizdi. Tabii ki bakan kişiye göre değişir. Hasan abi, pardon, özür dilerim. İlimden kudrete geçiyor diyor ya, evet. Kudret gitti. Peki ilim, ikisi de mevcut, ilim de mevcut, kudret de mevcut. Peki hangisi daha cevher abi, ilim mi kudret mi mesela? Hangisini şey yapsam kalır? Biri birisiz olmaz. Olmaz mı? Çünkü mesela diyelim ki... Kudret tahallük etmeden ilim yok mudur yani? Mesela şöyle düşün, kudret nereye tahallük edecek? İlmi proje yoksa, subut-i sıfattan değil mi kudret? İlim de subut-i sıfattan. Mesela kudret tahallük edecek. Nereye tahakkuk edecek? Bir projeye de. Elim yok yani. Zaten subuti sıfatla bir şeyin yaratılmasında proje var. Yapılacak, o yapacak zat var, kudret. Proje, elim. Bunu yapacak zat tercih etmiş olacak irade. Kullanacağı malzeme var. O da hayat. Vesaire. Aynı şeye dimağıyla bakarsan değişiyor. Dünyadasın. Kalple bakarsan cennet ve cehennemdesin. Ruh mertebesinden bakıyorsan alem bekadan bakıyorsun. Güzel söyledi. Güzel söyledi. Yani o menazir sermediği üçüncü şeritte anlatacak. Orada okurken bir daha hani o yani senin açından da ifade etsek doğru olur diye bakarız ama o yani üçüncü şeritteki bir mantığı var. Yani sergüzeşte hayatiyelerden menazir sermediyeler yapıyor. Bir üst prodüksiyon yapılıyor tabir caizse. Hasan abinin bir örneği var. Çok eskiden vermiştiniz abi derste. Bazı yıldızlar var demiştiniz. 950 sene önce sönmüş. Biz sönünce anlıyoruz. Ha bu 950 sene önce sönmüş. Burada mevcut mudur? Mevcuttur. Ama hakikatte değil. Mevcut değildir. Yok. O aklı var. Işığı daha yeni geliyor. Yani hala geliyor. Yani geliyor ışığı. Gelmez. Zimaiye var. O kadar büyük. O zaman şimdi bu birinci işarette ne anladık? Bir nihayetsiz kayıtlar yapılıyor. Bunlar hüviyet suret şeklinde kayıtlar yapıyor. Bir de manalar şeklinde kayıt sistemi var. O zaman bu birinci işaretle nefsine ve hayatına ve bekasına bakan gayesine bir vücudu suriyi kaybediyor. Yüzer, vücudu manevi ve ilmi kazanıyor. Yapraklarla adedince basıldı ya. Hüviyet ve suretini diğer, yani birken bin oldu, bir milyon oldu. Bu kadar vücut kazandı. Bu kendi bekasına, hayatına bakan gaye. O şey için. Bir de zihşurlar açısından bir faydası, gayesi oldu. Zihşurların da
manaları o zihinlerin akıllarına gitti, manalar yerleşti. O zaman burada iki çeşit gaye ortaya çıktı ve her şeyin nihayetsiz bir şekilde kaydedilmek için bir araya getirildiğini anladık. Hep nihayetsiz kayıtlar var. Alem misale ve alem gaybın defterlerine devamlı bir şekilde kayıtlar yapılıyor. Bu hem mevcudat için, bütün nebatiye, arziye, bütün mevcudat için geçer. Nihayetsiz şekilde kayıtlar yapılıyor. Bu kayıtlar ne yapıyor? Alem misal, alem gaybda depolanıyor. Şimdi depolandıktan sonra bunlar ne işe yarayacak, nerede kullanılacağı anlatacak. 2, 3, 4, ta 5'te de şunat, sübhaniye falan girecek. Mevzuyu toparlayacak. Peygamberimize getirecek mesela aşağı. Bu bütün bu varoluşun hepsini toplayacak. Bir tane şey var diyecek. Bir ilde-i gaye var, başka bir şey yok diyecek. Hepsi onun için. Tek bir şey var, o var diyecek yani. Nihayetinde. Bütün yapıyı. Yani öyle götürüyor. En sonunda çünkü şu an Nat-ı Subhaniye'den bahsediyor. Onun da medarı işte Peygamber, yani şahsiyet-i manevi Muhammediye diyor. Oraya kadar gideceğiz yani mevzuda. İkinci işaret. Şu kısmı az önce anlatmıştık. Yani biz şu an devamlı bir şekilde etvari hayatları üretiyoruz. Kayıtlar yapıyoruz. Devamlı. Şu an yapıldığı milyonlarca. Sadece fotoğraf şeklinde değil aslında. Yani her bir şey canlı ve ruhlu bir şekilde, değil mi Hasan abi? Hepsi kaydediliyor. Canlı ve ruhlu. Canlı ve ruhlu. Biz sadece hani aklımıza fotoğraf çektirmek geliyor. Çünkü biz fotoğraf çekiyorduk. Fotoğraf olmadığı dönemlerde kim bilir ne akıllarına geliyordu. Yani ne desen, kayıt desen ne demekti. Hiç mana ifade etmiyordu. Biz fotoğrafı veya videoyu keşfettik. Bizim hemen aklımıza ya fotoğraf ya video geliyor. Ama Cenab-ı Hak canlı ve ruhlu bir şekilde, devamlı bir şekilde kaydediyor. Mesela işte yarım saat önceki halimiz, namaz kılıyor halimiz ne oldu? Yani o değil şey mi oldu? Gitti mi? Yani kayıp mı oldu? Onlar hepsi kaydedildi. Hepsi kullanılacak. Bir yere gitmedi yani. Vazifelerini yaptılar, kayıtlandılar, duruyorlar onlar. Ve varlar yani. Bizim de matbaa harfleri gibi dağıtılacağız yani bakarsın. Maksat hasıl oldu. Binlerce taplar oldu. Binlerce gayeler, Allah'a bakan, zihşurlara, saniye bakan, zihşurlara bakan, kendi bekasına bakan bir sürü gayeler üretti, 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 üretti. Bak harflerini kaldırdık. Başka harf basın. Az önce Harun'un söylediğini ben şöyle anladım ama ben mi yanlış anladım Harun? Az önce sen derken ruh cihetiyle baktığın zaman yani sen dedin ya mesela işte namaz kılıyorduk. Şu anda ders yapıyoruz. Biraz sonra meyve yiyeceğiz inşallah. İşte ruh için o intizam hiç bozulmuyor. Yani ruh için o intizam hiç bozulmuyor. Yani ben Harun onu söylemeye çalıştığı gibi anladım. Yani ruh baktığı zaman her hali bir kere de görüyor. Hmm. Dima diyor sıralı yani sistemde çalışıyor diyor tamam. Ya illa ki ama mesela o zaman ruh neyi görüyor? O bütün kaydedilmiş bütün yapıyı tek bir şeyle görebiliyor. Yani biz şu an nefis veya ceset şeyinde mertebesinde yaşadığımız için bizim için işte az önce az sonralar ve az önce o namaz kıldığımız kayıtlara biz ulaşamıyoruz. Hayır şunu demek ama istiyorum. Ama ulaşamıyor. Yani sermediği manzara oluyor ruh için onu demek istiyorum. Ha. Yani Harun söylediği oydu. Tabii. Ha yani onlara yani erişebildiği ruh için. Aha. Oradan bakınca burada işte Surun Mutakabil'in dedin ya, hı hı, sanki o gibi mesela hatırlayabilirim. Evet, Osmanlı'nın bakacağım orada. Yasin'de tabii bakacağım. Onlar zaten o kısımda aynen öyle şeyler olacak. İkincide sergüzeşt hayat. Şimdi ikinciye geçelim. Bu etvar hayat dediğimiz nihayetsiz kayıtlar bu şekilde alem misali, alem ervaha veya maddi şekilde de olursa da dünyada tohumlar ve çekirdekler şeklinde de kayıtları devam ediyor. O nesneni bir şekilde kendi varlığını aslında maddi bir şekilde de mahiyetini başka tohum ve çekirdeklere aktararak devam ettiriyor. Aslında bir şey milyonlarca, binlerce şekilde çoğaltılmış ve maksat ve gayeler oluşuyor. Bu maksat ve gayeler ne kadar geniş olursa biz Allah'ı anlama o kadar mı ileri olacak o zaman? O kadar mı ileri seviyede olacak? Yani burada hani mesela 7 milyonluk bir insanlık ömrü var mesela desen. Peki 10 milyon veya 20 milyon yıl önce doğan nebatatlarda şeylerde ya bunların manaları nereye gitti o zaman? Bunlar da yok muydu? Onlarla kaydedildi ama yani işte bu kemalat seviyesindeki bir şey oldu mu bunlar yani? Hazreti Mukaddes İnsana taalluk etmedi sonuçta yani. İnsan sahibi mesela bu ikinci de şey yapacak ruhaniyat mütalaa eder diyor.
Her ruhaniyet var. Tabii, nihayetsiz ruhaniyet. Sadece biz insan çerçevesinden değil, tabii. Melekler ve cinler tayfesine de bunlara bakmamız ruhaniyet lazım. Ruhaniyet diyor, mütalaa edecek. Şimdi bu ikinci şartı da okuruz inşallah. Bir de başka bir tarafı da var. Mesela diyelim ki dağın tepesinde hiç görmedim. Kaşgar dağların iki vadi arasında, iki taşın ortasında bir tane çiçek oldu, çekip gitti. Kalemesine dedi, kimse görmedi. Allah kendisi. Allah seyredi, ahiretin sevmediği mazhar oldu, esparaklığını icra etti vesaire. Bir başka bir şey de buldum ben kalemesinde. Bu oldu, bir gün çekip gitti, kimse görmedi. Oysa o alev misalinin defteri olan daire misali geçiyor. Geçiyor. Geçince, bizzat düşün ki, biz orada göreceğiz. Ruhu inkişaf etmiş. Aynen. Ruhu inkişaf edince, daire misali, alev misale geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Dünyevi gözde gözükmeyenler orada orada seyrediyor. Yani gidip onu görenler var aslında. Hepsi gözüküyor, yani. Görülüyor. İnsanı görmediği hiçbir şey. Şimdi zaten bu kayıtlardan ikinci işaret... Sen görmedin ama İmam-ı Rabbani Hazretleri gördün. Yetiyor işte. Ben de gördüm sanırım. Daha üstte gidersen yani o zaman senin dediğin gibi mesela daha üstte gidersen Resulullah gördü yetti o zaman değil mi? Ona gelecek. Ona gelecek. İş ona gidiyor o zaman. Ona gidecek. Aslında tek bir tane cennet var. O cennetin parçaları bize her şey tek bir şey Resulullah gördü yetti yani sen. Herkes kendi filmini veya kendi bulunduğu şeyde cenneti zannediyor ama aslında bütün bir cennetin bir parçası, bir şeyisin sen. Evet, şey. Nebatatta, hayvanatta sen de, ben de hepimiz. Hepsinde tek bir tane şahsiyet manevi var. Sırayla düşünüyoruz, sırayla görüyoruz, sırayla konuştuğumuz için mekan ve zaman bizde hissiyatı çıkıyor. Aslında daire hayata, kalbin ve ruhun derecelerini geliştirmeyi ne sıra var ne mekan var. Çünkü an be an biraz önce yok olup var olmuyor. Mekanda yok oluyor. Nereye var oluyoruz o zaman? Mekanda yok oluyor. Tır tır tır. Elimden kudrete kudret. Gitti ne diyeyim ağzına. Tamam nereye gitti? Mekanda gitti. Ben gitmiyorum kişisi ki. Bu da gidiyor. Koltuk da gidiyor. Mekanda gidiyor. Mekan gidince ne kalıyor? Mekansız. Tekrar mekan yaratılıyor. Şu anda sen... Zaten tehabillat-ı zerrat 24 metre. Yok. Yani anlıyor musun neredeyiz? Mekan kalkınca neredeyiz anlıyor musun? Yani ben gidiyorum, ben an yok olmuyor muyuz? Hani tabii, biraz önce kaydediyor. Dedin ya fotoğraf kaydediliyor. Benle beraber koltuk da gidiyor. Koltukla beraber bu kat da gidiyor. Bu binayla yedi kule de gidiyor. İstanbul da gidiyor. Gidiyor yani, hepsi gidiyor. Mekan da gidince mekansız mekan kaldı, mekan yok ya. Hasan abi, şimdi bir şey çok özür dilerim. Kim kalıyor? Abiciğim bir şey soracağım. Allah ben aşkına. Kim değilsek o kalıyor. Ama Allah var zaten. Abi o zaman helallik istemek kişiden öteye geçiyor Hasan abi ya. Mesela size az önce art niyetli konuşup ters hareketle bulunan ben değildim ki. O gitti. Gitti o. Gitti. Sizden helalliği isteyen... Ne oluyor biliyor musunuz? Siz de gittiniz ama. Yediden gittim. Şimdi helal aldım tamam. Allah hesap sormayacak. Ama haşirde... Esma hükmünü icra edecek. Diyor ki sen çocuğu adam ezdin. Diyor ki ben davacı değilim savcı bey. Tamam. Savcı diyor ki kapı davası var. Kapı davası var. Ha, kişiden kişi hukuk kattı. Esma diyor ki Esma'dan hukukumu alacağım diyor. Esma'dan o hükmünü alacak. Evet sana ceza gelmeyecek ama onları seyredeceksin. Esma'ya karşılık getirilecek. Şimdi ben mesela başkaları seyretmeyecek değil mi abi? Yani fasık-ı mütecahi, bu soru da var. Resulullah'a sormuşlar. Fasık-ı mütecahi ise ilan edilecek. Herkes görecek o rezilliğini. Dünyadaki ilan edilecek. Ama Allah'ın sevdiği şey ise sana o süsü gösterecek ve diyecek ki, kuşlar bunu araştırmış ve tespit etmişti. Diyecek ki kulum bak sana bunları verdi. Görüyor musun? Görüyorum yani. Ama buna mukabil bana bunu yaptı. Yani kendi hakikatine bunu yaptın, değdi mi dedi ya, sana yakıştı mı ya? Oradaki o rezil rüsvay, Allah ile ben, vicdanı azap, cehennemimiz olacak, her günah böyle yukarı dilecek. Yoksa %51 sebat, %49 günah, git cennete, %49 günah ne olacak? Cehenneme gidemeyecek bu adam. Fazla olunca cehenneme gitmeyecek. Ama bu da temizlenmesi lazım. İşte böyle vicdani cehennem olacak. Aşırı yani her günah sana özel söyleyecek. Gafur, böyle. Ben pek söylemez de bu Yasin yandı abi.
Yok öyle deme. Bu şakası. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tamam. Allah sana bunu tek... Tövbe estağfurullah. Vicdan şeyinde mahkemesini orada yıkacak. Yasin'le uğraştın diyecek. Esma hakkını alacak sen. Esma hakkını alacaksın. Kamu davası var. Kamu davası var. Allah'ım. Evet. Bir de ne diyor? Ben affettim ama Kur'an affetmedi. Eyvah eyvah. Üstad öyle diyor. Öyle deme. Kur'an affetmedi. İlk birisi ben asladım. Ben asladım. O zaman vakıflarla beraber kalırken böyle böyle bağırıyorduk Kur'an'ı tutup böyle. Sana acayip aşık olmuşlar. Aşık. Mesela bir tanesi kalmasın. Ben asladım. Böyle ağlıyordu. Böyle yani yiyor, yemiyor. Böyle gördüm biliyor musun? Böyle Kur'an'ı böyle. O Kur'an onu bırakır mı? Nasıl bir şey? Yani niye bunu söyledi? Buna ne alakası var? Amme davası var. Yani öyle bir emir yok ama esma esma. Katlanınca esma aynı manada. Kur'an'ı meydana getiren esma, beni meydana getiren esma. İkisi birleşince korkunç bir yükün çıkacak. Ama esma benimkisine hücum edecek. Sen tamam o gafur hakkını helal et ama gafuru meydana getiren sırf nefsi değil ki, insanlığı değil ki. Bir sürü esma tecellisi var. Esma'nın sahibi de var abi. Geminin diyorsunuz hep 99'da onun. Onun için istiğfar, istiğfar ve tövbe lazım. Devam. Bu hakkından da kuldan da iki taraftan da hakkını atlıyor. Günah yapmamanın tek bir yolu var. Başka hiçbir yolu yok abi. Bilmiyorum. Şartlarına girmeyeceğiz. Şartlarına girip günah yapmayan insan, insan değil zaten. Melektir. Peki ya ben o günah ortamına girdim bakmadım. O anda insan değildi. Melekti. Meleket haliydi. Çok sevindim. Yok ama yaptın sana. Melekiyet haliymiş. İnsan dört devir devamlı yaşıyor ya. Ebatat ve hayvanat, insaniyet, melekiyet ve bitiyor. Meleklik halini yaşıyorsun. Meleklerde günah yok ya. O anda, o ortamda yapamama hali beşeriyetten çıkıyorsun. Melekiyet o kazanıyorsun anda. Ama biraz sonra öteki sokakta tak aşağı düşüyorsun. Ya insan çok farklı bir şey yani. Devamlı ibre oynuyor. Evet, devam edeyim. Tabii abim ya. Ya bravo, ağzından çıktın ya abi. Hep melekiyet halinde bak Kur'an'da. Şimdi, insan olduğumuzda cehenneme bile gitse, ben haletimi söylüyorum, melek olmaktan da iyidir. Bu belki çok ağır tabir olacak ama insan olmak ve insanlığını bilmek başka bir şey. İnsanım diyebilmek, ey insan, insansın bak, insan olduğunu bil diyor. İnsan olduğunu bilmesen insan olduğunu halde camit bir hayvan olma ihtimali var, inkılap etme ihtimali var. Yani doğdun öldün saniye, var oldun insanım veya ben varım. İmandan sonra ben varım diyebilmek kadar bir nimet bilmiyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Vücuda şuuru. Varım diyebilmek. Diyorsun var. Sen abi. Ne oluyor biliyor musun? Allah'lık hakikatin çıkıyor. Vay be. Evet. Allah Allah. O an. Varım diyebilmek. Yanlış mı kullanırız abi? Bir daha. Ya öyle meçhup. Hal. Geçici. Şu ben devam edeyim. O zaman ne oldu? Gafur abi. Birinci işarette bizim etvara hayatlarımız, bu ikinci de ifade edilecek, bu ifade geçecek. Hüviyet, suret ve mahiyet şeklinde nihayetsiz şekilde kaydediliyor. Ya akıllar, ruha, kulluya, hafız, elvan, mazı. Bunlar da alem misal, alem ervahta depolanıyorlar. Nihayetsiz üretim var şu an. Halen devam ediyor ve halen edecek. Nihayetsiz bir şekilde kayıtlar yapılıyor. Harfler değişiyor sadece. Evet, tertipler değiştiriliyor. Şimdi ikinci işaret, burayı da okuyalım. Yani bir yol dikkat etmiş olalım. Ve saniyen... Başka bir yerlerde şey yapabiliriz, bir geri alabilir misin? Özür dilerim. Ha. Yani başka bir... Şimdi bak buraya kadar geldi. Bunun bir şeysi yok. Yani... Ben başka yerlere bakmıştım da. Alem-i misalin daireleri olan levh-i misalileri de kaydettim. Tohum çekirdekler mi? Evet. Bunlar alem-i şehadet, yani biraz daha burada kalmıyor mu onlar? Yani kalıyor ama onun dairesine
Çünkü devamlı o daireler burada aktif devamlı. Ha şunu alem-i misal değil de daire-i misal. Evet, onun dibi. Onun alem-i misali, mesela alem-i misalden bir de alt tabakası var alem-i misal. Lev-i misali var. Mesela alem-i ervahın dibi var mesela burada. Daire-i ervah diyor. Daireler. Daire-i misal diyor şuna. Doğru. Ama geç ama sürede kullanma. Metin bu. Bunu biz metinde şu ikisi metin anlatıyor. Metin olduğu için. Bunu biz kendimiz yani bu bir de devamındaki şeylerde de tohumu da anlattığı için buraya ekledik. Mahiyeti tamam. Maddi ile manevi ayırdık aslında. Tamam. Ana o orada geçmiyor. Maddi şeylerin dairelere giderler. Manalar asıllarına gider. Onun için daire-i misal, daire-i ervaha da gelir. Ama bu daire-i ervaha değil, daire-i misala geçiyor. Yani bir şeyin ruhani tarafı aslına doğru giderken kılıfı da onun dairelerine gidiyor, her şey. O zaman bu anlattığınızda da burası daire-i misale gitmesi gerekmiyor. Bunlar üretilenler buraya gidecek. Daire-i misal. Burası daire-i misal olması evet. Lazım. Yani metinde öyle mi geçiyordu? Bak bakayım. Alem-i misalın dairelerine gidiyor bir yerde. Şurada onu tamam bakalım. Mahiyette alem misalde ve alem misali numuneler olan elbah mahfuzada ve elbah mahfuzada numuneler kuvve-i hafızada dedi burada. Yani burada icmal etti, tafsiri şu. Onun dairelerine geçiyor. Evet. Neyse şimdi tamam, onu hatırlıyorum. Onu evet, hatırlıyorum. Evet. Hani dairelerine geçer. Evet. Evet, şimdi ikinci işaret. Ve saniyen ma iltizam bil hakaik bil gaybiyeti ve nusucil levhiyye. Bu fıkra işaret eder ki her bir şey cüz'i olsun, külli olsun, vücuttan gittikten sonra hususan zihayet olsa çok hakaiki gaybiyeye netice vermekle beraber alem misalin defterlerinde olan nevi misali geldi. Uzakta değilmiş. Yakın. Alem misalin defterlerinde olan nevi misali üstünde etvar-ı hayata adedince suretleri bırakıp o suretlerden manidar olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalage olur. Şimdi burada bunu anlatacak. Ruhaniyata mütalage. Anladın mı abi biraz önce şey anladım. Şimdi bütün bu kayıtlar niye yapıldı? Birincisi ruhaniyata mütalage olacak. Ve bunun insana bakan tarafında da yani bir mevcudat tarafından mevzu böyle. Ruhaniyatta yani onun da hatta biz yani şöyle yani fikir versin diye anlatacağım. 3 böyle, 4 böyle, 4. işarette. 5. işaret zaten en baba işaretlerden. Bu anlatılıyor. En son 10 tabaka, 10 meyve çıkıyor. Burada şöyle bir şeye dönüşecek bu, yapıya dönüşecek. 2 hafta sonra. Bu az önceki gösterdiğimiz şekil, yani ne oldu? Etvar-ı hayatlar. Aşağıdan yukarı yaptık çünkü yukarı mantıklıydı. Alem-i misal, alem-i ruha geçti. Şimdi bu kısmı birinci işarette anlattı. Tamam mı? Şimdi ikinci işarette burayı anlatıyor. Bunlardan manidar olanlar sergüzeşt-i hayatiyelere kaydedilecek. Yani bir film yapılıyor. Şöyle anlattık ki sonrasında hani kafanızda şey olsun diye. Etvar-ı hayatları, kayıtlar yapıldı ya. Bunlardan birleştirilip manidar olanlarla bir film yapılıyor. Yani temsil olarak söylüyorum tabii. Çok harika. Bunlardan bir film yapılıyor. Buna sergüzeşt-i hayat deniliyor. Bu film kim peki bu film ama filmi kullanacaksın bir yerde. Hani bir yere takmazsan o film bir işe yaramaz. Çektin artistikte duruyor. Birisi bakacak onu veya bir şu an projeksiyonda kullandığımız gibi hayata geçirecek. Bir makine lazım. Kim bu? Ruhaniyat. Ruhaniyata mütalage oluyor. Bütün o oluşturulan sergüzeşt-i hayatiyeler ruhaniyat tarafından kullanılıyor, cennetler haline geliyor. Yani insan tarafında, o da orada kullanılmış oluyor. Yani ruhaniyat gel bakayım, geri geri. Hangisi için? Başkası benim rolümü tamam. Oynuyor. Ha işte bu. Evet. Ondan sonra bugün ders bitebilir bunu. Ha. Sergüzeşt-i işte hayatiyeleri anlatacak burada. Ruhaniyata mütalage oldu mu? Ruhaniyat bunu dizebilmesi için 24. mektuba çok iyi hakim olması lazım ki bunu yapabilsin. Evet. Şekil diyorsun basit ama değil işte. Evet. Devam et ha. İki de bunu anlatıyor, sergüzeşt-i hayatiyeleri. Ruhaniyata mütalage olacak, bunlar da kullanacak. Ve bunların bir üstü olan, bunların da kalitelerinin ve şeylerin olduğu menazır sermediler oluşturulacak. Burada üçüncü işarette ehli cennetten bahsediyor. Bunlar
ruhaniyatın mütalaa ettiği şeyler, bunlar cennet, cennetin bir tabakası bu olacak. Nereye girdiyse, yani benim kaydedildiğim bütün kayıtlarımdan manidarlarımdan oluşturulmuş filmimi hangi ruhaniyatlar aldıysa, ruhaniyatlar onu seyrettiyse ben orada cennetlerimi yaşayacağım benim için. Cennetin kaç tane ruhaniyat aldı? 1 milyon tane ruhaniyat benim filmimi aldı. Yani temsilat olarak anlatıyoruz. Hani direkt böyle değil ama anlaşılıyor. Onlar da benim cennet, benim cennetlerim onlar olacak. Ben onlar da cennetlerim. Çünkü hepsi benim onlar. Benim şeylerim. İşte az önceki namaz kılan halim. O etvar hayatımdı. Yani onlar hepsi birleştirildi. Sergüzeşte hayati oldu. Bunlar da ruhaniyata dağıtıldı. Ruhaniyatlar bunları aldı. O ruhaniyatların alması benim cennetlerim oluyor. Ya ben yanlış anlıyorum. Genişleyelim. Sonra bunun bir üstü olan, bunların da kaliteleri ve şeylerini, daha bir üst bir kaliteli film yapılıyor. Bunlara menazır sermediye deniliyor. Bunlar ehli cennet kullanabiliyor. Yani kaliteli makine. Mesela bir bilgisayar var, 4K bir filmi seyredemez. Bir de filmin bazı bizim yaptığımız gibi kesiyoruz. Kısa 3 dakika, 5 dakika yapıyoruz ya. O 3-5 dakika toplamı. Bunlar daha kaliteli. Evet. Daha kaliteli filmler. Bunu ehli cennet sadece seyredebiliyor. Ruhaniyat bunu alıp kullanamıyor. Onun için daha kaliteli. Daha şeyleri. Bu bir daha üst mertebede. Buna herkes buraya çıkamayacak. Yani ruhaniyat seviyesinde belki bir cennet olacak. Ve yani mevcudat açısından da ifade edersek hepsi bunların içerisinde bekaya kavuşmuş oluyor. O şeyler. Kayıt edildi ya, kayıtlar kullanılıyor işte. Yani niye kaydedildi? Yani bir tarafı bu. Bir de hani daha oraya girmeyen, bunun için ifade edilmeyen bir tarafları da var ama onlara şey yapmıyoruz. Hakaiki kaydiye var diyor vesaire diyor. Bu menazir-i sermedilerden de bir üstü, dördüncü şeyde, işarette hayat-ı esmaiyeyi anlatıyor. Yani artık cennetlerden lezzet alan değil, artık esma mertebesine tabiri caizse bu işleri organize eden şeye geçiyorsun. Yani bu koltuğu niye koyduk? Yönetmen koltuğu. Yani artık o filmleri yapan mertebeye çıkmak ki bu tabii çok başrol oynuyorsun filmde. Filmi yapan oluyorsun. Evet. Filmi yapan. Filmi yani. Çünkü orada Esma'nın iktiza mukteza ifadesi var. Yani yanlış söylemedim. Bir dakika, yanlış ifade etmeyeyim. Esma-i İlahi'nin iktiza ve istizam ettikleri halatlar var. Bu Esma ve en sonunda yapılan şeyler diyor. Esma bir vücud-u bakiye tevdi ederler şeklinde ifade ediyor. Orayı okuyacağız tabi. Artık esma seviyesinde bir şeye geçiliyor. Artık arşa giriyorsun. Zevk, lezzet almak mevzusu bitiyor. Sen onları, o işleri icra eden kısımdasın gibi böyle bir tarafa geçiyor. Daha sonrasında artık mevzu, bütün bunlar aslında bir tane cennetin, bir tane şuna Sübhaniye devreye giriyor o en son şeyde. Bütün her şey o şuna Sübhaniye için, ona medar olmak, onun tezahürüne medar baki şeyler haline geliyorsun. O şunata bekası için var oluyor bütün o sistem ve bunu da tek yapan şuna Sübhaniye medar olan şahsiyet Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam oluyor. Şurada çünkü öyle diyor ki, öyleyse diyor o zatın şu evsafı ve şahsiyet-i maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kainatın ille-i gayesidir. Neticesi, maksadı buymuş, çıkacak semere. Acayip bir şey ya. Bütün, yani o zaman buraya kadar geldiğimiz, artık burada çok az şey, burada tek bir cennet var. Bütün buradaki olan her şey o cennetin bir parçası. Ama herkes kendi cennetini yaşıyor zannediyor ama yani bir tane bir yapı var, bütün sistem, hepsi de şuna Sübhaniye medar. Hep kıl böyle şuurlu olsa ben cennetimi yaşıyorum diyor. Burada olsa benim derimde yaşıyor. Aslında ben hepsinin lezzetini de lezzet alıyorum. Ama o kişi kendi lezzetini husus sahibiyor. Şahsiyet-i Muhammediye hatırlar mısınız derse? Şahsiyet-i Muhammediye, Hakikat-i Muhammediye, mahiyet, hakikat, ondan sonra şahsiyet-i Ahmediye, hakikat-i Ahmediye, 4 tane. Evet. Yani burada işte mesela bu 5. de şey yapıyor. 5. metni diye o ifadeyi şey yapacağım. Her bir mevcut diyor, vacib-i vücudun baki şuunatının tezahürüne, baki şuunatının tezahürüne baki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Artık
Cenab-ı Hakk'ın şuunatının tezahürüne baki bir medar. Yani sadece burada alem şehadette olmuyor. Alem bekada da bu şuunatın iktiza ettiği tezahürü için orada beka kazanıyor şeyler. Ahiret oluyor kısacası şu anda bu. Evet. Yani hani biz şu anda ahiret oluyor. Ahirete gitmiyor. Soruda demiştik ya, bu alem şehadet bittikten sonra mevzu bitiyor mu? Yani bu hep gayeler, hikmetler bitiyor mu? Orada ne suretle ahirette devam edecek? O sorunun cevabı, yani ifade eden cümle aslında. Yani oradaki şeklimiz de, hani metinden okuyayım diye buraya açtım. Bu şekilde, yani aslında tek bir yapı ama aşağıdan itibari hayatlardan şekilde bir sistemi görüyoruz şu an. Tabi bu biraz nakıs bir anladığımız ifade, hani bu şeyin ucu, hakikatin ucu, hani temsilat, yani o şey, o, yani, o temsilatında biz ifade edebildiğimiz tabii, kısmı, hani kusurat varsa bize aittir, yanlış ifadeler olmuş çünkü şeyler zor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Abi. Bu mümin için gittiği yol görünüyor. Evet. Kafir nasıl olacak? Evet, kafir burada hani o kafir noktasında şöyle. O deminki şeyi açarsan orada diyor abi, şey, onların lezzeti burada kalacak diyor. Orada şöyle abi, en sonunda ifadeler var. Lezzet burada kalacak onlar için. Mesela... Kimse kaset yapmıyor. Lafın abi, kaset yokmuş kafirin. Kaset yokmuş. Diyor ki abi, en sonunda, beş işaretin sonunda, şey, Gafur abi, orayı da açabilirim. Katiyen bil ki diyor, bu beş remizde ve beş işarette gösterilen parlak hakikat-ı âliye, nur Kur'an ile görünür. Ben onu da açayım, metinden okuyalım. Şurası. Katiyen bil ki bu beş remizde, beş işarette gösterilen parlak hakikat-ı âliye, nur Kur'an ile görünür. Ve imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yoksa o hakikat-ı bakiye yerine gayet müthiş bir zulümat geçer. Ehl-i dalalet için, yani biraz anlatıyorum, bir okuyayım bakalım aynı gider mi? Ehl-i dalalet için dünya firaklar ve zevallerle dolu ve ademlerle malamalıdır. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücut ile hassiz bir adem ihata ediyor. Ani bir vücut geliyor ama bir adem hemen ihata ediyor. Hassiz. Ani bir vücut, adem ihata ediyor. Şey için. Vücudun miktarı an, adem ise nihayetsiz. Abi bunu siz aslında geçen gün anlattınız ya. Bu aslında 99 esma ile o diğer bir esmanın mücadelesi aslında. Aslında onu anlatıyor abi şu anda. Bütün mazi ve müstakbel zulümat-ı ademle memludur. Yalnız kısacık bir zaman halde bir hazin nur-u vücut bulabilir ehl-i dalalet. Fakat sırr-ı Kur'an ve nur-u iman ile ezelden ebede kadar bir nur-u vücut görünür. Ona alakadar olur ve onunla saadet ebediyesini temin eder. Diyor şeyde, yani ehli dalalet için burada bu yapıda etvara hayatlar kısmında ben hani anladığım kadarıyla bir şeyde rol alıyor ve onların meratip veya şeylerde dolayısıyla bir vazifesi oluyor. Celali vücutlar oluyor ve ademe mahvoluyor. Adem, alemsiz alemler. O da yani onlar da kullanır şey mi oluyor? Evet, çünkü oradaki şeyler kullanacak. Şimdi cehenneme gitmeyecekler mi bazıları? Gidecek. Peki onlara bir şey yedireceksin de. Öyle böyle ateş ateş değil ki. Fırakları hep tattıracaksın. Fıraklar olacak. Onların gıdaları fırak, seval, musibet, meşakkat, adem. Evet. Anlıyor musun? Bak cehennemin içini dolduruyor. Ateş ateş değil bu. Hakiki ateş. Bak mesela adam yanıyor. Bak, hayatı entrına karşısa doktora koşan adam hayatının noktalığı intihar ediyor. Nasıl bir azap çekiyor ki? Ha, o azabın aslı, o intihar eden. Sureti bu. Bu sureti. Bunun hakikati yedirilecek. Nerede? Cehennemde. Bu işte, bu cehennemi bunlar oluşturuyor. Esas, onlar da acayip bir manzaralar oluşturuyor. Tekvinde değil mi? Adem alemleri. Celal ülkesi değil mi cehennem? Cehennem bile Adem'e çalışıyorsa, o da acayip. Zebaniler ne yiyecek? Zebani memur değil mi? Onların gıdaları. Peki oraya giden adam, ne Atatürk'ü çarpmakta yaptın, bu mu cehennem? Adam ateşte yanıyor, doktora gidiyor. Aman ölmeyeyim diyor. Ama gidiyor, öyle bir ateşi var ki içeride, intihar ediyor. Ateşe mi benziyor bu intihar?
Ne biçim ateşten beter ateştir ki intihar ediyor? Ne biçim ateşten beter bir ateştir ki çoluk çocuğun etkisi yokluyor? Mesela acayip bir şey değil mi? Hı. Mesela vicdan azabı. Keşke bir tarafın kırılsa da bu azabı çekmesin demiyor muyuz hiç? Hı hı. En böyle rezil halimizi en yakın dostlar bilse ne yapardık? Ona yeter ki bir tarafı kopsa da bu hali yaşamasın değil mi? Ha, peki buradaki şeyler de ne oluyor? O da bir vücut. Vücutsuz vücut. Günah işliyor. Bir vücut kazanıyor. Hassiz adımları ihata ediyor. İhata etti. Günahlar. Onu yok edemezsin ki. O da manzara. E kime? Onları an ve an yedirilecek. Ruhları yiyecek. Orada da matbaa var abi. Evet. Anlıyor musun? Aynen. Ama niye gözükmüyor Selmedim? Yok ki yani resim sana negatif. Sana. Siyah çıkıyor. Ama peki ne var içinde? Bilmiyorum içinde ama bu cehennemde yedirilecek. Öyle ateş katran falan değil mi? Yani bu taraf tabi aslında cennet tarafı. Ya meselemiz olmadığı için. Soru öyle değil yani. Soru evet. Rahim, Hakim, Vedud ismin nasıl iktiza ediyor? Mesela o bir tanesi de yeni şey yapmıştı. Ya bu nasıl bir şey ya? 99 esma. Adem'e çalışıyor mu değil? Onun için Subhanallah bir kelimenin veya bir şeyin adı değil. 33 tane Esma'nın bütünlüğü. Celali Esma. Celali evet. Esma'nın bütünlüğü. Celali Esma'nın. 33 tane Cemali Esma'nın bütünlüğü. İkisinin bir araya gelmesiyle bir Kemali Esma oluyor. 33. Bunlara karşı çıkıyor Mudil Esma'sı. Allah da diyor ki senin hukukunu korumak için başka bir sistemi aktif ediyor. Bunlar dışı. Tövbe ve istiğfar. Adamı devre dışı yapıyor. Yoksa yedirmiyor. 99 Esma'sının bir Esma'sını yedirmiyor. Neyse. Evet, şu ikiyi de bitirelim inşallah. Hı hı. Ne oldu? Her bir şey cüz'i olsun, külli olsun, vücuttan gittikten sonra çok hakaiki gaybi netice veriyor. Ve etvar-ı hayatı adedince suretleri bırakıp az önceki o kayıtları etvar-ı hayat demiştik ki buradaki cümleden o etvar-ı hayat dedik. O suretler hepsi etvar-ı hayatları oluşturuyor. Bunlardan manidar olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i hayatiyeler yazılıyor. Şuraya bak. Ve ruhaniyata bir mütalage oluyor. Şimdi hani külliyatta bu nerede geçiyor ben pek geçtiğini bilmiyorum. Yani böyle yani servis işte birkaç yerde geçiyor da burası yani sistem anlattığını tahmin ediyorum. Şimdi misale geçeceğiz. Bu şimdi hakikat kendisi. Şimdi misalle biraz daha ve temsili uygulayarak biraz daha yürümeye çalışacağız. Nasıl ki mesela bir çiçek. Demin neydi? Matba harfleri vardı. Şimdi bunda da çiçek. Vücuttan gider. Vücuttan gider. Fakat güzel tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini vücutta bırakmakla beraber neyi bıraktı? Kendisi gitti, güzel tane tohumcuklarını bıraktı ve onlarda da mahiyetlerini bıraktı. Yani bir çiçekti ama yüzer tane kendi arkasından şeyini bıraktı. Az önceki maddi mahiyet demiştik buna zaten. Küçük elvah-ı mahfuzadan ve elvah-ı mahfuzanın küçük numuneler olan hafızalarda binler suretini bıraktı. Ne yaptı? Binlerce hafızalarda suretini bıraktı, onlara kaydoldu o çiçek. Zişurlara da etvar-ı hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı Rabbaniye ve nukuş-ı esmaiye okutturur, sonra gider. Bir öncesinde ne demişti? Mana demişti. Biraz daha açtı. Aslında zişura bıraktığı şey neymiş? Etvar-ı hayatıyla o çiçeğin yaptığı tesbihat-ı Rabbaniye ve nukuş-ı esmaiye okutturuyor. Gider. Bu neydi? Misal. Ama misalde hakikat var zaten ama temsil. Öyle de yeryüzünün saksısında güzel masnunatla münakkaş olan bahar mevsimi. Yeryüzüne saksı diyor. Evet, yeryüzünün saksısında. Saksı. Güzel masnunatla münakkaş olan bahar mevsimi bir çiçektir. Zahiren zeval bulur. Bahar, baharın komplesi bahar, geçecek. Bahar, bahar. Adem'e gider. Fakat onun tohumları adedince ifade ettikleri hakaiki gaybiye, çiçekleri adedince neşrettiği hüviyeti misaliye, mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet-i Rabbaniye'yi kendine bedel olarak vücutta bırakıp sonra bizden saklanır. Hem o giden baharın arkadaşları olan sahil baharlara yer boşaltır. Ta onlar gelip vazife görsünler. Demek o bahar zahiri bir vücudu çıkarır. Manen bin vücut giyer. Bizden saklanır diyor. Evet. Saklanıyor aslında. Yani sakladığı yer ne? Alem-i gaybin defterleri. Kaydedildiği yerler. Aslında yok olma yok. Ne oldu? Burada çiçek misali, burada bahar misali verdi. Burada ne yaptı? Hakaik-i gaybiye,
hüviyet-i misali ve hikmet-i Rabbaniye'yi kendine bedel vücutta bıraktı. Şimdi onu bir bizim yaptığımız şekilde şöyle özet şeklinde bir daha bakalım. Çiçekler ne yaptı? Mahiyetini tohumlarda sakladı. Çok güzel bak, şekil böyle olacak ya. Suretini hafızalarda, ki onlardan neler yapılmıştı? Sergüzeşte hayatiyeler yapıldı. Hakikatını da, bu hakikatını ben ilave ettim. Yani direkt metinden hakikat ifadesi yok. Zih-i şuurlara tesbihat-ı Rabbani ve nukuş-i esmaiyeyi gösterdi. O şeklinde okutturdu. Zih-i şuurlara gitti. Ne oldu? Bir çiçek, tohumlar, hafızalar ve zih-i şuurlarda vücutlar aldı. Şimdi gelelim o aynen öyle de dediği kısımda. Baharda nasıl ifade edildi? Tohumları adedince hakiki gaybiye çıktı. Çiçekleri adedince hüviyet-i misaliye. Yani bu tohumdan dolayı mahiyetine bakıyor. Bu hüviyet-i misaliye suretine bakıyor. Mevcudat adedince de hikmet-i Rabbani hakikatine bakıyor. Bu da ona göre netice veriyor. Peki bu ikinci işarette o zaman nasıl bir netice çıktı? Nefsine ve hayatına bakan bir netice var. Ne? O suretlerden manidar olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen sergüzeşt-i hayatiyeler yazıldı. Ruhaniyata bir mütalaga oldu. Yani o mevcudat, şimdi şey için bakıyoruz. Hani sorunun temeli aslında nebatat ve hayvanat içindi ya. Biz bir yandan hem insanı da anlıyoruz. İkili gidiyoruz aslında. Yani hem bu sistemi nebatat ve hayvanat üstünden üstad anlatıyor yapıyı. Ama insan zaten olayın merkezinde. Evet. Yani iki taraflı konuşuyoruz. Ama şu an mesela o mevcudat, o nebatat ve hayvanat için ne oldu? O suret kaydedilen, geçirdiği etvar hayatındaki o suretlerden sergüzeşte hayatiyeler yazıldı. Bunlar ruhaniyata mütalagah oldu. Yani o çiçeğin etvar hayatlarının manidarları bir film yapıldı. Ruhaniyatta onlar devam etmeye, yaşamaya devam etti. Nefsinin hayatına, bekasına bakan böyle bir netice çıktı o çiçek için. Veya o mevcudat için. Şey mi Osman abi, yani bir film çekiyorum ben, gözlerimden ruhaniyat birlikte mi seyrediyoruz? Bir film çekiyorsun. Yani servisi şey, hayatın bir film oluyor. Tabii. Ruhaniyat da benim yani o güzel film. Yani mesela şu benim yaptığım sunum var ya, sunumu şey diye düşün. Servisi işte hayatiye. Şu şey kullandığımız cihaz, evet. Cihazı kullanarak bunu hayata geçirdik. Yani bunu yaşamaya başladık. O ruhaniyat koyunca, içine takınca bunu göstermeye başladı, canlandırdı onu. Ha? Yani misal olarak. O gibi. Yani bir filmi bir göstericiye takmak şeklinde, aynı hayata geçirmek şeklinde. Yani o çiçek, o sergüzeşte hayatiyeleri yazılmıştı, ruhaniyat mütalaa ederek o hayata geçti, canlandı yani. Bizde geçtiği gibi şimdi. Ha? Bizde olduğu gibi. Tabii bizde de aynı şekilde bu suretler içinde manalar zaten başka bir boyutta yürüyor mevzuda. Burada zih-i şuurlarda da ne oldu? İşte mana kısmı zih-i şuura baktı. Etvar-ı hayatiyle ifade etti. Tesbihat-ı Rabbaniye ve nukuş-ı esmaiyeyi okutturdu. Yani o çiçek suretler olarak ruhaniyatta bir mütalagah şekline girdi. Orada bir kendi bekası var. Suretler orada devam ediyor. Manalar, ifade ettiği manalar da Tesbihat-ı Rabbaniye ve Nukuş-ı Esmaiye şeklinde bir manalarını ifade etti. O da zih-i şuurlara okutturdu. Orada da bir mana şeklinde vücudu devam ediyor. Bu kitaptan çıkan mana da bize aynı şeyi veriyor şu an. Bir gayesi oldu. Pardon, bu da gaye. Bu noktada gaye diyeceğiz. Bu kendine bakan neticesi. Erdinç'e şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Erdinç mesela burada gözünü bir haramdan kaçırdı. O film burada böyle. Orada 70 tane huri. Değil mi? Ya film öyle. Yani film buradaki gibi yani değil. Onun karşılığı. Ha. Yani buradaki ne mesela oldu? Ayette var bu manada diyor. Bir haramdan mı yüzünü çevirdiniz? Ondan haramdan alacağım menüs bir lezzeti mukar. Ben size daha fazla ruhani lezzet vereceğim. Bir çektin ama onun o baktığı o lezzet. Ona benzemiyor. Başka bir şey. O demek istiyor. Evet, evet. Yani o bu ikinci işarette ne oldu? Etvar, nihayetsiz kayıp yapılan o etvar hayatlar, kayıtlar, alem-i misal, alem-i evahta yapılan kayıtlardan manidar olanlarından sergüzeşte hayatiye dedikleri bir yeni bir yapım yapıldı ve bunlar ruhaniyata mütalagah oldu. Az önce Hasan abim de dediği gibi, işte hiç insanı, hiçbir insanın görmediği bir çiçek, işte bir hafta yaşadı dağın tepesinde, ne insan gördü, ne hiç kimse gördü. O kayıtlarını yaptı, nihayetsiz kayıtlar yapıldı. O kayıtlar ne olacak? Ahirette bir ruhaniyat
Onlar bir sergüzeşli hayatiyelere yazılacak. Ruhaniyatları alıp kullandığında o bekası o şekilde devam edecek. Gayesi o şekilde yerini bulmuş olacak. Ruhaniyatın karşılığı var değil mi Sami? İlla ki. İlla ki vardır. Abi komple anlatmak lazım. Bunu anlatmak için 24. sözü. Birisine bunu direkt söylesen olmaz abi. Birisi derken kendin ya. Yani bu kendim dahil, bu birisi benim yani. Anlatmasa başta bunu söylese şu anda söylediğinin dersin başında. Ne diyorsun abi dersin? Tabii zor. Yani bizim de şu an dediğimiz işte böyle bir hafiften anladığımız kısım. Bir de yani. Yaşarken öyle insanlar var ki lef yezeliğe nadiren insan girer diyor. Değil mi? 16. lemada. Lef-i mahfuza ya. Lef-i mahfuza giriyor adam. Hatta insanoğlu lef-i mahfuzada geçiyor ya. Kavkarsen. Peki alem-i misale geçmiyorlar mı büyük zat? Geçiyorlar. Peki dağdaki bir çiçeği alem-i misale gelince olmuş olacak hepsini seyrediyor. Demek ki insan görüyor. Şey ama ben kaldım. Uhud Savaşı'nı orada gidip seyrediyorum. Evet. Çok tuhaf değil. Ruhaniyetin dışında insan nasıl? Tabii insan da onları zaten seyrettiğimi seyrediyor. Tüm annesinin düğününü seyrediyor. Allah Allah Allah. Seyretmiyor musun? Mesela terakki etmiş bir tanesi, daha evlenmemiş. Kendi çocuğunun düğününe katılıyor. Abi bakar çocuk şimdi 15 yaşına gelmiştir. Annesinin babanın düğün fotoğrafı. Sen mesela geçtin sen, tamam mı? Şimdi geçtin. Alem misali, aileli onda alem misali. Senin kızın bildiğime göre, kızın ve oğlun var ya, daha çocuk. Ta oraya geçince, kıyamete kadar bütün silsilini görüyorsun. Orada düğüne katılıyorsun şimdi. Derman yok, mekan yok. Ama abi oradaki gördüğü bir kusurdan dolayı gelip daha çocukken kullanma çekemez herhalde değil mi? Yok. Yani onu yaparsa oraya geçemez. Oraya geçemez. Niçin biliyor musun? Bir tanesi dedi ki, abi ben evli olmak istiyorum falan dedi. Dedim zorlaştım. Ne yapacaksın lan dedim. Dedi ki, dolmuştan kurtulacağım. Ya bu kafa evli olur mu? Orayı görüp de gelip de kulağına çeken adam oraya geçemez. Allah'cı Mansur. Anladın mı? Allah'cı Mansur olayı gibi. Gerçekten mi? Eski yapmış. Halacı Mansur olayı gibi sırrı tutamadığı yani, için. Yani o böyle bir maddi evet, dolmuş için kastetmemiş sırrı ama sırrı tutamadığı için cezalandı. O cinsle bir şey. Halacı Mansur. Ama gelen biraz hastaydı. Dağlar mağlar her tarafı seyredeceğim, kimse görmemiş. Her yerde olacak, her yerde olmayacağım. Evliyalar böyle düşünmüş. Sor abi. Sor abi, yazdım bir şey sormak istiyor. Bana sormayın, dersin tabii bakalım. Gafur abi. Şey soralım abi ya. Soralım. Gafur abinin içinde kalacak. Gafur abi sormaz mı? Söylemişti çünkü de. Yani. Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Gafsa Azam. Tamam da kaçtım anladım. Fatih Erşim. Çünkü onu anlayacak kafamız yok. Doğru. Abi. Geçmiş görmüş. Kurtarmış hatta. 90 sene terakkiden sonra oturduğu yerden aşağı şeyi. Arşı mı diyor? Arşı adına mutlaka ediyor. Yok, onun değil abi. Anladım da. Öyle bir adam, validesini ha. Öyle bir adam. Onun validesini, halini görmesi, mazisini görmesi çok mu yani? Evet, evet. Daire misal o, daha burada ya. Arşı adına mı seyrediyor adam? Muhammed Aleyhisselam Efendimizin izniyle. Evet. Abi üçüncü işarete geçmeyelim herhalde. Saat yok. Üçü geçmeyelim. Yorulduk. Üçüncü işareti üçüncü derste yapıyoruz. Üçüncü işareti de evet. Ben hazır sermediyle ve ehli cennetin her işaret bir ders buradaki şeyine girecek mevzusunu. Her işaret bir ders olacak. Oluşturulacak. Bakalım dörtte de hayat-ı esmaiye, esma mertebesi. Beşte sigara çıkıyor. İki hafta sonra da biz diye şu altyazı geçelim mi? İki hafta sonra siz mi? İki hafta sonra biziz. Neydi konu? mübarek şey. Murat. Münezzeh mi? Münezzeh. Mukaddes münezzeh. Bak ne çok ilginç bir şey bulmuş mesela. Ben değil abi. Tamam. Kimiz abi? Hey olsun hiç onu karıştırmıyor. Ve ahiru davahu elhamdülillahi rabbil alemin. Dua edeceğim. Lillahi teala Fatih.